Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana. Ömer'e anlattım ama siz de duyun. Bundan sonra asla ve asla kafatasına darbe almayacaksın. Kavgaya falan da karışmak yok. Oğlum kardeşimi öldürüyordu az daha ama bu oğlunu var ya, dinlene dinlene döveceğim seni. Tamam Ömer. Gel, gel yine bayıltayım seni, gel. Adam sen tek başına yapacaksın işi, gel ya abi gel hadi. Ömer, doktor asla kavgaya falan karışmak yok dedi, bak sen de duydun. Ya tamam duydum da o çocuğa bir şey yapmazsam ben sinirimden kudururum. Siz niye anlamıyorsunuz bunu ya? Kardeşlerinle birlikte başka bir yerde başka bir hayat kurmanı istiyorum. Hadi bugün durdurdun. Yarın, ondan sonraki gün, ha? Beni gerçekten durdurabileceğine inanıyor musun sen? Vazgeçmeyeceğim. O şerefsizin cezasını kesmeden vazgeçmeyeceğim. Hayırdır? Ben... teklifinizi kabul ediyorum. Vay vay vay. Güzel. Doğru karar. Bunu al ve bir an önce hepiniz yok olun buradan. Patron, ben ne diyeceğim bu odama ya? Hoş geldin Asiye. Hoş buldum. Ömer'le Emel nerede? Emel Sabahat teyzesinde kalmak istedi bu gece. Ömer de daha gelmedi. Saat de epey geç olmuş. Bu saatte dönmesi gerekmiyor muydu Ömer'in? Ömer bu gece işe gitmedi ya. Biz beraberdik de sonra sahile indi, biraz hava almak istiyormuş. Beraberdik derken? Sen de mi gitmedin işe bugün? Ben
İşe gideceğim diye ayrıldım yanından Sevgi teyze ama... işe gitmedim. Başka bir yere gittim. Şevval Hanım'a gittim. Neden? Ağlama güzel kızım. Ne oldu? Neden gittin Şevval'e sen? Ağlama yavrum. Ağlama bir tane. Hadi gel biraz yürüyelim istersen. Hem açılırsın hem de belki bana anlatmak istersin. Ha? Hadi gel. Gel bir tane. Hay Allah seni bildiği gibi yapsın emi Hilmiye. Senin dol doluna geldim, kazına geldim, gittim kadın lokantasını kapattırdım. Günaha girdik kız. Ya bakkalın çırağı kadını gece gece elinde bidonla görmüş. E o zaman ne görmüş bu, hayal mi görmüş? E kadın belki de bidonla çeşmeye gidiyordu. Neden biliyoruz minibüsü yaktığını? Ya yapma bacım Allah aşkına. Gece gece ne suyu ne çeşmesi ya? Kız o zaman kadın yaktığı minibüsü niye tamir edip de evimin önüne getirsin? Allah aşkına bir çalıştır şu kafanı ya. Ne biliyorsun? Belki de yaptığı halt ortaya çıkacak diye korktu. Ay vallahi üzülüyorum sana da ha. Eski kurnaz Şengül'den eser yok. Doğru diyorsun ha. Buna bir şeyler oldu, ben de fark ediyorum da. Hani bu dediğin de mantıklı aslında. Kafama yattı dediğin ha. Olabilir. Hayır! Hayırdır inşallah. Şengül! Şengül çık dışarı Şengül! Gönül sesi bu. Şengül! Ay minibüsümü yaktı yetmezmiş gibi şimdi de evin başıma yıkacak. Kadına bak. Şengül! Sen, sen gözükme. Sakla sakla sakla. Otur aşağı. Ben gideyim bir bakayım. Şengül! Bu ne ya böyle gece gece? Gönül değil mi bu? Eyvah! Geleneksel Gönül Şengül meydan muharebesi başlıyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Üf, yandık ya. Nakil falan almayacağım. Restoranı kapatmanın bedelini ödeyecek ona. Bırak şu ne var, ne var? Ne bas bas bağırıyorsun be? Bırak! Ha? Sen neyin hesabını soruyorsun bana? Neyi ödetiyorsun sen bana? Söyle bakayım. Ya sen benim nasıl restoranımı kapatırsın, mühürletirsin? Ben nasıl becerdin içine bir türlü pislik karıştırma ya? Ney ne? Nasıl ya? Anne? Evet, doğru duydun. Çorbanın içinden bebek çorabı çıktı ya. Bebek çorabı çıktı ya. Anne sen gerçekten böyle bir şey yaptın mı? Evet, yaptım. Yaptım, üstüne de gittim. Şikayet ettim. Ah! Lokantasını da mühürlettim. Ulan beni tut! Beni tut! Beni tut! Bir de o diyor ya, bir de o diyor. Ben de senin minibüsünü yaktım. Oh! Canıma değsin. Sendin değil mi? Sen yaptın o pisliği değil mi? Minibüs benim paramla alındı. İster yakarım, ister satarım. Canım ne istiyorsa onu yaparım. Var ya seni parça pinçik ederim ha. Gel, gel, gel. Dur, hadi dur. Gel, dur, gel. Dur, dur, dur. Dur, yapma, yapma. Dur. İçinde gel. Adam vardı be. İnsafsız, acımasız kadın. Ekmek teklendi o benim. Hain. Gel, hadi gelirsin beni. Gel. Hadi bakalım. Hadi ya! Vicdansız! Ahlaksız! Ya durun! Bırak beni abla! Çekil senin çocuğum sen şuradan! Anne lütfen! Ya bir dur sen de, bebek var anne üf! Ya bir durun ama ya, bir durun artık yeter! Bütün mahalleyi rezil ediyorsunuz bizi ya! Bir sakin olun! Afra, anneni al götür. Çünkü çok saçma bir hale almaya başladı bu olay. Ya anneciğim ne olur çok yoruldum artık. Lütfen gidelim ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Tamam şimdi gidiyorum. Ama bunun bedelini sana ödeteceğim. Yürü be. Yüz ödeteceğim. O minibüs. Er. O minibüs benim paramla alındı. Ona da sahip olacağım. Görürsün gününü sen. Yürü gözüm görmesin seni. Kakaroş. Terbiyesize bak be. Gece gece cinlerimi tepeme çıkardı benim. Anne yok sende bu yapılır mı ya? Lokanta mühürletmek ne? O benim ekmek teknemle oynarsa ben de onun lokantasını mühürletirim. Of vallahi bak ben çok sıkıldım ya. Oku zaten yüksek gerilim attı. Burası da çarpı iki ile. Yoruldum. Boş boş konuşma olacaksın. Hadi düşün önüme. Rezil etti bizi mahalleliye ya. Bizim bir adımız, sanımız, bir ağırlığımız var bu mahallede. Gerçekten aklıma başka çare gelmedi Sevgi teyze. Eğer biz buradan çekip gitmezsek ben Ömer'i durduramayacağım. Onu korumak için aldım parayı, ne yapayım? Anlıyorum güzel kızım. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim de yüreğim hep ağzımda.
ödüm kopuyor birbirlerine daha kötü bir şey yapacaklar diye. İyi de ben şimdi bunu Ömer'e nasıl anlatacağım? Nasıl kabul ettireceğim bilmiyorum. Eğer o kadının parasını aldığımı söylersem delirir. Her şey daha kötü olur. Öyle söylemeyeceğiz. Dur bakalım, düşüneceğiz, bir yolunu bulacağız elbet. Sen bir sakin ol. Sen sakin ol ki Ömer'i yanlış bir şey yapmaktan koruyalım be güzel kız. Değil mi? Ne yapıyorsunuz bu saatte? Biraz hava almak istemiştim de. Ben de yalnız bırakmayayım dedim güzel kızımı. Laflıyorduk işte. Evel nerede? O sabah teyzede kalmış. Sen dahil misin? Evet ya. Tek yürümek iyi geldi. Sen de erken çıktın galiba işte. Evet, erken paydos verdik. İyi. Hadi o zaman daha fazla üşümeyin, gidelim. Olcan, Aybike gelin, hava çok güzel, dışarıda yapalım kahvaltımızı. Geldik, geldik. Hava güzel dedin ama. Sen şunu yine ki hasta olmanı istemem. Ay kuzum, anasında düşünürmüş kardeşinde kurban olurum ben sana. Gel otur. Ah. Oh. Olcan, ben mi yanlış görüyorum yoksa minibüs mü yok orada? Yo, harbiden yanlış görmüyor. Ben de görmüyorum çünkü. Nasıl ya? Yok minibüs. Dün buradaydı. Ne olmuş ya, ne olmuş? Minibüs yok ya, uçmuş herhalde. Uçmuş mu? Nereye uçmuş? Nasıl ya? Aman Allah'ım. Dur, dur ya. Dur anne, yavaş. Yok, vallahi yok. Ya gece buradaydı, nereye gitti ki? Aslında benim küçük bir tahminim var yani. Uzaylılar kaçırdıysa eğer ben çok sevinirim çünkü onlarla daha rahat konuşabiliriz. Abuk subuk konuşma Olcan. Uzaylı ne yapsın köfteyi? Gönülün işi bu. Ya anne, emin misin? Ya dün kadın kendi ağzıyla söylemedi mi alacağım o minibüsü senin elinden diye? Tamam tamam da anahtarı nasıl aldı? Anahtar neredeydi? Allah çarpsın, bak gece ben burayı bıraktım ve anahtar üstün... Değil. Ha. Üstünde miydi Olcan? Hay senin aklına tüküreyim. Çalmış işte kadın. Almış minibüsü. Ben ona yapacağımı biliyorum. Ben ona dünyayı dar edeceğim. Ya biz bu şekilde hep koşacak mıyız arkasında? Koş, yine koş. Boş bırakmaya gelmiyor. Dikkat. Dur, yavaş koş bari anne. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Fıstığım, nasıl geçti sabah teyzede gece? Güzel, bir sürü oyun oynadık. Ben seni hemen özlüyorum ama gel bir öpeyim seni. Çocuklar, size çok güzel bir haberim var. Ne oldu, piyango mu çıktı? Onun gibi bir şey. Küçük bir arsam vardı. İşlemleri tamamlanmıştı ama alanadan bir türlü parasını vermiyordu. Yeni haber yolladı. Sonunda yatırıyormuş parayı. Çok güzel haber bir Sevi teyze. Sevindim senin adına. Benim adıma değil oğlum. Bizim adımıza sev. Eğer siz de kabul ederseniz... buralardan gidip daha sakin, güzel bir yerde... ufak bir ev alıp... daha huzurlu bir hayat yaşayalım istiyorum ha. Ne dersiniz? Nasıl yani? İstanbul'dan gidecek miyiz? Yani olur bence Ömer. Olur mu? Okulu, Doruk'u falan bırakacaksın öyle yani. Ya hayır, Doruk'u bırakmayacağım tabii ki. Uzaktan ilişkimizi sürdürürüz, sürekli telefonla konuşuruz. Sen ne dersin Ömerciğim? Sapanca'ya gidelim mesela. Ha? Daha huzurlu bir hayat yaşamak istemez misin oğlum?
okulumuzu bırakacak mıyız yani? Ablacığım, buradaki okulunu bırakırsın ama taşındığımız yere daha güzel bir okula başlarsın. Ama ben buraya çok alıştım. Bir sürü arkadaşım var. Bu noktada Emel'e katılıyorum. Nereden çıktı bu taşınma fikri ya? Ya Ömer, buradaki hırgürden, büyük şehrin gürültüsünden kaçarız diye, daha mutlu oluruz diye. Allah Allah, senin bu gitme fikrine bu kadar yükselmen çok şaşırdım ha. Ama bence hızlı alınmış bir karar gibi sanki ha. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu konuyu kapatalım. Zaten sizin de fikriniz değişir, tamam mı? Hadi çantamı hazırlayayım. Ve ayvalık tostlu bir ayran lütfen. Tabii efendim. Siz geçin böyle oturun. Biz hemen getiriyoruz. Kızım. Efendiye. Ben de bir ayran getireyim. Sakin ol. Bir gerek yok. Vallahi gerek yok. Buyurun. Ne yapıyorsun be? Kundakçılık yaptığın yetmezmiş gibi şimdi eşkıya mı getirdin başıma, hırsız? Hırsız mı? Ağzını topla. Hırsızlık mırsızlık yapmıyorum ben. Parasını ödediğim minibüsümde işimi yapıyorum. Hadi Allah! O minibüsün tapusu bende. Tapusu sende. Ver o zaman paramı. Ver o zaman paramı. O benim kredi kartımla alındı, tamam mı? Ben mi dedim Orhan'a karının kartıyla öde diye? Git hesabını ona sor. Sormuyorum ya, sormuyorum, sormuyorum. Kendi cezamı kendim kesiyorum. Hadi yallah, önünde durma, dükkanımı kapatma, hadi! Hırsız! Sen kim oluyorsun da benim minibüsüme el koyuyorsun be? Gönül Eren'im ben. Sen kimsin? He? Sen kimsin? Benim adım da Şengül Aslan. Parça pinçik edeyim. Gel. Hayır ya. Gel. Ya bir şey diyeceğim. Bir durun. Bir sakin olun abi. Bakın bu şekilde olmaz he. Ben size söyleyeyim. Bakın siz bu şekilde kavga etmeye devam ederseniz eğer yakında satış yapacak hiçbir müşteri de kalmayacak. Bir frene basın. Ben şimdi diyorum ki lokanta açılana kadar minibüsü beraber işletin. Nasıl? Saçma sapan konuşma olacak. Yok artık. Bence gayet güzel bir çözüm. Kızlar sizde de öyle değil mi? Evet. Harika plan ya. Mükemmel bir fikir bu. Çok iyi. Heh. Tamam burası. Gel gel. Hayırdır Nebahat Hanım? Niye getirdiniz bakayım beni buraya, ha? Yoksa bu masum çocuğu kirli emellerinizi alet mi edeceksiniz? Tövbe estağfurullah. Ya ne biçim konuşuyorsun? İnsanı utandırma Akif. Ne konuştuk biz seninle? Şaka yapıyorum ya. Sen benim 20 yıllık kader arkadaşımsın ya. Sana yapmayacağım. Kime yapacağım bu şakaları ya, ha? İyi tamam hadi. Seni niye getirdim buraya biliyor musun? Bak, bu odayı ben daha yeni fark ettim. Ne ki bu oda? Şimdi kimin eşyaları bunlar? Ya bütün bu eşyalar kulübe gelenlerin unuttuğu eşyalarmış. Şuna baksana. Allah Allah. Aa. Tak bakayım bir onu. Tak tak. Of! Yıkılsın. Hadi. Ne boş, pahalı da bir şey ha. Ya ne baş... Bir saniye, benim bir şey nazar dikkatimi celbetti ama bir saniye rica edeceğim. Nebahat Hanımcığım, bu nedir bu? Ne olmuş mesela yani bu ayakkab bize ne anlatıyor mesela? Bir hanımefendi yemeğe gelmiş, çok yemiş, ayağı şişmiş. Tabii sıktı ayakkab, bir süre sonra sıktı. Çıkardı, ondan sonra aman unuttu. Cıbıl 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 ayaklarıyla, ha? Evine öyle mi gitti Sayın Cinderella Hanım? Ne yani şimdi bu? Canım işte yani spor salonuna, tenis kortuna falan gelip de unutmuş belli ki. Baksana, burada da bir sürü ceket var. Şimdi nedir o zaman? Ne istiyoruz biz? Buranın boşaltılmasını mı istiyoruz? Evet. Yani baksana, kocaman bir oda değerlendirilir ama... ben ne yapacağım bu eşyaları? Senin aklına bir fikir gelir. Ayarlarız. Tamam. Yalnız sizden ufak bir ricam olacak Nebahat Hanım. Şöyle bir geçersen. Ne yapıyorsun? Şunu bir giyeyim, Allah aşkına şunu bir giyeyim ya.
Ay Allah. Allah iyiliğini versin abi. Ya bu nedir Allah aşkına ya? Bunu hani kim almış da kim giymiş acaba ya? Şuna bak ya. Vallahi billahi bu ne ya? Kimse yok evde. Allah Allah. Geldiler de biz mi uyumadık acaba? Galiba. Yoksa hani bir şey demeden gitmezler. Heh, geldiler. Nereden böyle sabah sabah? Oğlum bak. Ay dur dur, anlatacağız. Çantaları alıp gelelim, anlatacağız. Bak ikinize de şimdi ama küçük bir özet geçmem gerekirse... ateş laboratu biz yan yana koyduk, artık beraber çalışacaklar. Yani bütün mahalleyi patlatmazlarsa tabii. O da mümkün. Hiçbir şey anlamadım. Neyse hadi gidin gelin de adam gibi anlatın şunu hadi. Oğlum onu diyorum ya zaten. Ha şey, biz kahvaltı etmedik, ekmek arası bir şey yapacağız, istiyor musunuz? Yok, yedik biz. İyi tamam, geliyoruz, bekleyin. Aybike atın. Dur dur. Yedik. Ay. Ay çok eğlendim ya. İyi oldu bu. Vallahi. Yalnız Nebahat bir şey söyleyeceğim. Ben o çiçekli ceketi giyerim ha. Yok artık. Ben onu giyerim, sahneme çıkarım, şarkımı söylerim, alkışımı alırım, levanımı alırım, ilerlerim o derece yani. Gerçekten. Kim giymiş acaba o ceketi, çok merak ettim. Ne bileyim ben. Dur bakayım ben. Ha, şu anda şey, tükan, tükan. Üstüm başım vallahi tüy oldu. Neyse hadi sen içeridekileri ne yapacağımızı düşünürsün, tamam mı? Tamam tamam, ben de merak etme. Hallettim o işi ben de. Hadi bakalım. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Sen son zamanlarda neden ondan gözünü ayıramıyorsun acaba Akif? Demek kocanı Nebahat'ten kıskanıyorsun. Ne münasebet canım? Allah Allah. Hem sen nereden çıktın? Ne demek nereden çıktın ya? Ben sonuç olarak bu kulübün yarısının sahibiyim Suzan'cığım. Yani evet tabii ki öyle de... ya bir anda sen böyle sessizce arkamdan çıkıverince ben de şaşırdım yani, onu söylüyorum. Suzan, ben sessiz değildim. Sen çok dalgındın. Dikkatini çekerim, arada fark var. Yani Nebahat'le Akif'i izliyordum burada. Ama anlıyorum, normal bir şey yani. Hiç sıkıntı yok çünkü sonuçta Nebahat... herkesin ilgisini çekebilecek güzel bir kadın. Yani evet, öyle de denebilir. De sonuca bakalım biz. Sonuç olarak ben ondan daha hoş olmasaydım... Akif onu boşayıp benimle evlenmezdi, değil mi? Ne? Hı? Akif'le Nebahat eski karı koca mı? Aynen. Nebahat Akif'in eski eşi. Sinirim bozuldu ya. Yani kulübe bak, gerçekten Dallas gibi. Tamam 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 tamam. Tamam, şaka yapıyorum, tamam. Yeni bir okul gününe hazır mıyız bakalım Eren familyası? Hazırız. Ben ve bütün sinirim kalktık, bekliyoruz. Ömer sataşma sakın bak. Geliyor, yürüyor, son adım geldi. Asiye, sen bu Ömerciğin küçük kız kardeşi misin yoksa annesi misin? Hani böyle anneler çocuklarını kavga edince kulağından tutup götürür ya. Bazen aynı öyle oluyorsun. He, annem. Sen niye karışıyorsun her şeyden? Annesi falan değilim. Sadece başına bir şey gelmesinden korkan kardeşiyim. Oldu mu? Ay, boş boş konuşuyor ya. Hadi gel, gidelim. Hadi. Gidin, gidin. Elbet görüşürüz. Bekleriz Ömercik. Küçük anne ne zaman izin verirse bir gel. Evet, izin verirse geleceğim. Tutma gözünü seveyim beni ya. Dur.
Tutacağım Ömer. Bin kere sataşsa bin kere tutacağım, kusura bakma. Ne oluyor, ben anlamadım sabah sabah. Bu ne gerginlik? Rüyanda mı gördün? Bugünden değil bu gerginlik, dünden kalma. Dün ne oldu ki? İşte bir şey olamadı. Asiye sağ olsun hiçbir şey olmadı. Üf Ömer. Gidiyorum ben ya. Nereye gidiyorsun lan? Bir bana da anlat bakayım. Dur dur, bana da anlatın ya, bekleyin. Ha gel. Asiye. Günaydın güzelim. Günaydın. Ömerler hararetli geçti yine. Asabiyeti devam mı? Evet. Sarp'ı görünce deliriyor. İkisi de dalaşmaktan zevk alıyorlar sanki. Yani gen durumu falan mı diyeceğim ama. Tam öyle ya. Kardeş oldukları aklıma geliyor. Tamam tamam. Dün gece iş nasıl geçti bu arada? Yani tek gideceğim deyince biraz aklım kaldı ama peşinden gelirsem de kızarsın diye gelemedim. İyi yaptın. Yani farklı bir şey olmadı. Aynıydı zaten. Hadi sınıfa girelim. Girelim. Ya Mustafa, bak ne güzel şeyler var burada ya. He? Satılmaz mı diyorsun ha? Bu saatler, gözlükler, efendim bir takım kıyafetler, şapkalar filan ha? Yani bilmiyorum ki Akif Bey. Ya neyi bilmiyorsun Mustafa'cığım? Hı? Neyi bilmiyorsun? Sen bu kulübün bilgisayarlarından, bilgi işleminden sorumlu değil misin arkadaşım? Evet, evet sorumluyum da. Yani hani böyle bir şey yapmak etik mi, değil mi? Ben orasını şey etmiştim. Ya şey etme. Etiği şey etme sen. Senin patronun kim? Senin patronun benim ya. Hı. Sen bana hesap vereceksin neticede. Öyle değil mi? De işte bunları nasıl yapacağız? Onu ben bir çıkaramadım. Nasıl yapsak? Vallahi ben tek tek hepsinin fotoğraflarını çekeceğim. Sonra bir hesap açıp ikinci el satışa koyacağız. Bitti. Bak bu kadar işte ya. Bu kadar basit. Hadi bakayım başla. Ya ama Akif Bey, yani büyük patronların bundan haberi var mı? Eğer yoksa beni ne olur bulaştırmayın. Ya oğlum bak, sen neden beni dinlemiyorsun ya? Senin patronun kim? Senin patronun benim. İnisiyatif bende. Mevzu bende. Bu kadar basit. Sen ne birazcık kafanı kullanmış diye bilgisayarı kullanabiliyorsun. Azıcık da kafanı kullan. İşte bunları satacağız. Sonra güzel güzel bölüşeceğiz. Anla artık ya. Satıp bölüşeceğiz parayı. Aynen öyle. Bunları satacağız, parayı bölüşeceğiz. Bak güzel bir aydınlanma yaşadın sen şu anda. Hadi bakalım bunların sezonu geçmeden güzel güzel saatleri çekiyorsun. Buradan gözlükleri çekiyorsun, bunları çekiyorsun. Sezon sonu tenzilatına satışlar. Uyandın. Hadi bakayım. Hayra karşı. Hocam şimdi icat mı yapacağız? Ben tam anlamadım ama. Evet Oğulcan, aynen öyle. Kendinize ait bir proje oluşturacaksınız. Hocam peki sadece fikir mi yoksa baya baya yapacağız mı? Yok, sadece mantığını ve işlevselliğini anlatacağınız bir dosya hazırlamanızı bekliyorum. Ben hiç uğraşamam. Hocam eğer sizin de izniniz olursa bizim sınıfta en cins fikirler şu arkadaştan çıkıyor, şu. Ben siz de izin verirseniz onunla eş olmak istiyorum. Oğlum sen iyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir şey mi? Daha hala çözemedim. Hocam eşli mi olacağız? Evet Asiye, grupları ben yapacağım. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. Hepinizden orijinal, hayatımızı kolaylaştıracak parlak fikirler bekliyorum ona göre. Peki hocam şimdi her şeyle ilgili olabilir mi? Yani saç bakımı falan da olabilir. Yani elbette ilginç bir fikrim varsa neden olmasın? Hocam peki kaç kişilik gruplar olacak? Dörder kişiden üç grup olacak. İsterseniz hemen grupları oluşturalım. Tabii. Tolga, Aybike, Oğulcan, Afra ilk grubumuz. Hocam şimdiden size bir kanım kaynadı. Delisin sen ya. Oğlum aynı anda bir de bakıyorlar ya. İkinci grubumuzu oluşturalım. Ömer, Sarp, Süsen ve Leyla. Hadi buyurun cenaze namazına ya. Kader bizi bırakmıyor be Ömercik. İlla didişeceğiz. He he. Kalanlar da son grup oluyor. Doruk, Asiye, Yasmin. Kim eksik çocuklar? Berk hocam. Nöbetçi öğrenci o bugün. Berk'e de söylersiniz. O da sizin grubunuzda. Müşteri haber.
karışma. Senin o kütük gibi tostlarını mahallede hiç kimse kemirmez. He, sen öyle san. Bu senin evde yaptığın kuru kaşarlı tosta benzemez canım. Ayvalık tostu bu, ayvalık. Bildin mi? Ayvalık. Ayvalık tostu bu, ayvalık bu. Biliyor musun? Ayvalık tostu. Sanki ayvalık tostunu bilmesek inanacağız. Benim köftelerimin yanında esamesi bile okunmaz senin o kütük gibi tostunun. Hadi be. Gönüllerin tostçusu, ayvalık tostu. En güzeli burada. Hayda. Siz ne yapıyorsunuz burada yan yana? Ne yapalım işte, ekmeğimizi kazanıyoruz. Canım ciğerim, biricik ekmek teknemi senin o vicdansız karınla paylaşmak zorundayım, onu yapıyoruz. Senin o teknen benim o canım ciğerim kredi kartıyla alındı da onu da söyleyeyim de ben sana. Anladım ben sizi ya, anladım. O kadar didişmek yetmedi. Biraz daha yakın duralım da birbirimizin gözünü daha iyi oyalım diyorsunuz değil mi? Anladım ya. Ya ben size ne diyeyim ki? Allah size akıl fikir versin. O bahsettiğin akıl fikirden Allah senin o karına versin. Asıl sana versin, sana. Ya yeter ya, yeter. Allah aşkına yeter. İkiniz de birbirinizden betersiniz. Koca kadınsınız ya. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Ya kocacığım, ben suçlarımın farkındayım. Ama sürekli beni kışkırtan Şengül. Şengül de Şengül, Şengül de Şengül. Şengül kadar taş düşsün başınıza. Senin kafana tamam, yeter ya, tamam. Tamam bak, burada kavga falan istemiyorum. Duydunuz mu beni? Markete gidiyorum, bir şey isteyen var mı? Ay kocacığım, bana şey sosis, salam, sucuk, turşu, sonra da büyük tost ekmeği lazım. Anladın mı? Kıyma, kimyon, yumurta, ekmek, sumak. Dur, dur, tamam dur. Yazıyorum ya. Teker teker söyleyeyim. Söyle, ne istiyorsun? Kıyma, kimyon, ekmek, yumurta, sumak, bir de aşeriyorum çikolata. Çikolata mı? Hayır. Sosis, salam, sucuk, büyük tost ekmeği, turşu. Dur, yavaş. Profiterol bana da. Anlaşılan benden başka parlak fikri olan yok bu grupta belli ki. Vallahi dün bütün gece annemle uğraştım ya. Beynim çalışmıyor gerçekten. Bu senin annen yüzünden oldu, biliyorsun değil mi? O başlattı kavgayı. Eğer anneniz annemin ekmeğiyle oynamasaydı o iş öyle olmazdı canım. Pardon canım da mahallenin yemek ihtiyacını tek senin madırı mı karşılıyor? Hani başka bir madır gelip de bir lokanta açınca illa senin madır gidip orayı yakmak zorunda mı? Eğer başka madırlar madırımın parasıyla madırıma rakip oluyorsa evet. Biz ne yapalım biliyor musun Afra'cığım? Biz bu konuyu kapatalım çünkü bu şekilde uzayıp gidecek belli ki. Aynen. Ogi. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım. Kimin madırı, kimin madırı nereyi yaktı? Anlamadım hiçbir şey. Babamız şunun annesiyle ikinci evliliğini yaptı da kapışıyorlar sürekli. Diyorsun. Vallahi sizin için sıkıntıymış, ben sana diyeyim. Çok sıkıntı oğlum. Kan çıkabilir her an. Ya demin konuyu kapatalım dediniz. Ya bir tek ben açınca mı kapanıyor konu yani? Demeyeceğim bir şey ya. Deme. Oğlum senin bununla işin çok zor ha. Ben sana diyeyim. Başka fikri olan? Hani benim aslında aklıma bir fikir geliyor ama... Biz niye Berk yerine burada oturup çalışıyoruz onu anlamadım yani. Mecbur muyuz çalışmaya? Yani bunu sorgulamayalım şimdi. Sonuçta çocuk kendisi seçmedi nöbetçi olmayı. Yani Asya haklı. Ayrıca biz karar verdikten sonra proje hazırlama kısmına illaki katılacak. Ama şöyle bir sorunumuz var ki ortada bir fikir yok. İyi gelsin Berk Bey de bir şeyler düşünsün o zaman. Of, sizin gerginliğiniz de. Bu arada gerginlik demişken... dün gece olanları Doruk'tan öğrendim. Teşekkürler kavga etmelerini engellediğin için. Rica ederim. Ben bu işten gerçekten hiç anlamıyorum. Bizim evin mucidi abim çünkü. Abim demişken, kulüpte mi çalışıyor? Hani Berk öyle bir şeyler söyledi ama. Evet. Hatta ben de çalışmak istiyorum. İş arıyorum yani. Sen mi? Neden yani? Babanız ceza falan mı verdi? Yok. Babam abimin çalıştığını bilmiyor bile. Ama biz kendi paramızı kazanıp kendi evimize çıkmak istiyoruz. Kendi kararımız yani. Helal size be. Çok sevindim ha. Pardon da sağda solda milletin ağız kokusunu çekeceğinize babanıza söyleseniz size bir ev alsa daha kolay değil mi? Biliyor musun, çok daha kolay. Ama biz babamın olduğu bir hayat istemiyoruz. Yani babamın parası bizim paramız değil. Seni anlayamayacağın şeyler yani. Bak bak, kardeşinin küçük kuzusu da konuşmuş. Öyle miymiş? Bu dediğin hiç rahatsız etmiyor ya, vallahi.
Hadi tamam, dönelim şu projeye ya. Ben bu herifle aynı projenin altında adım gözüksün istemiyorum ya. Biz de meraklısı değiliz. Mecburuz işte, yapacak bir şey yok. Ben mecbur falan değilim. Gider kendi projemi kendim yaparım. Senin olduğun bir gruba da ihtiyacım yok. Size bu vahşiyle kolay gelsin kızlar. Yıldızın parlasın, selametle. Yapma ama, işte bunu yapma ya. Sen telefonun ekranına öyle bakarsan güzelliğinden o camı çatlatırsın bak. Akif, kötü bir şey mi oluyor? Korkmam mı lazım? Sen niye bana habire iltifat edip duruyorsun? Niye korkuyorsun Neboş'cum? Bunda korkacak bir şey yok. Çünkü bunlar iltifat değil, hakikat. İyi madem, teşekkür ederim. Falda ne diyor? Her şey yolunda mı bakalım? Yolunda, yolunda. Kuşlar, balıklar falan. İyi, iyi, aman. Allah bozmasın. Afiyet olsun. Gel, beraber olsun o zaman. Sana da ısmarlayayım bir kahve. Seversin sen. Vallahi severim. Tabii de muhasebede biraz işim var. Onu halledeyim geleyim. 20 dakika daha buradaysan. Buradayım, buradayım. Tamam o zaman, halletsen. Gel. Tamam. Akif, bakıyorum da bu ara Nebahat'le pek bir samimi, pek bir kakara kikirisiniz. Ne oluyor? Yine patron müdür ilişkisi mi diyeceksin? Evet, öyle diyeceğim. Başka ne olabilir ki? Ben bilmiyorum. Yani bu samimiyete şaşırıyorum. Ya Suzan'ım, kadın patronumuz işte. Ya bana akıl danışıyor, fikir vermemi istiyor. Bu başka bir şey yok yani. Yok, yok. Suzan'ım yok. Başka ne olabilir Allah'ını seversen? İşte az evvel dedi, gel bir kahve içelim, sana danışacaklarım var dedi. Benim gözüm senden başkasını görür mü Allah'ını seversen ya? Gideceğim, içeceğim hızlı hızlı kahvemi, ondan sonra da ayrılacağım yanında. Nebati bilmiyor musun? 10 saat bır 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 anlatır da anlatır, susmak bilmez ya. Ondan sonra da bizim Mustafa'nın yanına gideceğim, bilgi işlemcinin. Onunla bir iki işim var, bu kadar. İyi o zaman. Sana kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Ulan Nebahat'le pek bir samimisin falan diyor. Allah Allah, içine mi doğuyordur nedir ya? Akif dikkat et oğlum. Dikkat et. Vallahi billahi elindekinden de olacaksın ya. Ben bu iki kadından arkadaş ne çekiyorum ya? Bu nedir ya? Hay bir de bunları konuşacak kimsem diyor. Kendi kendime deli deli dertleşiyorum ya. Bu ne ya? Biz bayılıyor sanki onunla proje yapmaya. Çekti gitti, tek başına yapacakmış. Boşver ya, böyle daha iyi oldu. Ha, çok güzel bir yermiş. Neresi burası? Sapanca. Geçen yaz annemlerle birlikte gitmiştik. Şimdi galeriyi temizlerken çıktı karşıma. Asiye, Sapanca demişken, ben ciddiyim o konuda. İstanbul'dan taşınmak ya da gitmek istemiyorum. Ne taşınması ya, ne gitmesin? Ya Sevgi teyzenin eline para geçmişti. İkisi de tutturdu, yok Sapanca'ya taşıralım daha rahat yaşarız falan filan diye öyle bir şeyler söylüyorlar. Yani şimdilik sadece bir fikir bu. Şimdilik sadece bir fikir. Bana ne zaman haber verecektin Asiye? Aksiyona geçerken mi? Ya da bavulları toplarken mi? Ne bileyim, topladıktan sonra mı? Ne zaman? Ya hayır, saçmalama Doruk. Tabii ki öncesinde bilecektin. Öncesinde bilecektim. İyiymiş. Yani bu konuda beraber karar vereceğimizi değil de benim bilgilendirilecek olmamı duymam bayağı iyiymiş. Zahmet olacaktı ya, kusura bakma. Doruk, yanlış anlıyorsun, öyle değil. Boş versene ya, ben biraz hava almaya çıkıyorum. Doruk! Asiye, ben anlatmışsındır. Hay arkadaş ya. Doruk, bir dakika durur musun ya? Efendim Asiye. Doruk, bilmediğin şeyler var. Gerçekten. Nasıl? Yoksa çoktan evi falan tuttunuz, otobüs biletine mi bakıyorsunuz? Çünkü az önce duyduklarımdan sonra hiç şaşırmam da bu olanlara. Yanlış anlıyorsun. Bak, eğer dinlersen sana her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacağım mesela?
Neden ve nasıl gitmeye karar verdiğimi, niye bu kadar hızlı olduğunu. Evet, şimdi ne yapıyoruz Mustafa? Bunlara fiyat vereceğiz, öyle mi? Evet Akif Bey. Mesela şu gözlüğe ne fiyat yazalım? O gözlüğe ne yazalım? Ne yazacaksın işte? 600 yazacaksın. Akif Bey, yani bu gözlüğün kendisi zaten 700 lira falandır. İkinci elini 600 liraya kimse almaz buradan. Öyle mi diyorsun? İyi, 550 yaz o zaman artık. 550 yaz yani. Bence olmaz. Yani en makulü yarı fiyatına koymak. Ama tabii yine siz bilirsiniz. Of, vallahi Mustafa ya. İyi, tamam hadi tamam yaz. 300 yaz tamam. Az, çok az bu gözlüğe ama yaz, ne yapalım? Tamam. Bu ceket mesela 700 lira eder mi sizce? Sen delirdin, sen iyice delirdin oğlum. Lan manyaklaşma, 700 olur mu? Buna 1000 yazacaksın ya, bu en az 1000 bu. Peki, peki. Yaz 1000 yaz. 1000 lira. Ne oluyor lan? Mesaj geldi. Aa, Akif Bey gözlüğe alıcı çıkmış. Ben sana dedim ya Musti, az dedim, bu fiyat az dedim ama hadi neyse. Hadi tamam, sifte atır, sifte ondan bereket Allah'tan. Sattın gitti. Sattım gitti. Oh! Şşş Musti, sen çözdün ha bu işi, çak bakayım. Akif Bey, inanmayacaksınız ama cekete de alıcı çıktı. Budur ya, vallahi billahi budur ya. Kendimize şahane bir iş alanı yarattık. Vallahi olacak iş değil ya. Şş, Mustafa, sen şimdi bu paraları nasıl toplayacağımı göster bakayım bana. Hadi, hadi canım. Şöyle. Yani sen dün gece işe gidiyorum deyip o kadının yanına gittin Asiye, öyle mi? Toruk, zorunda kaldım diyorum. Niye beni anlamıyorsun? Vallahi çok haklısın Asiye. Çünkü ilk defa seni anlamıyorum. Yani Ömer için kendini feda etmeni, kendi hayatını bu kadar yok saymanı gerçekten anlamıyorum şu an. Ama Ömer benim kardeşim Doruk. Benim kardeşlerimden başka kimsem kalmadı ki. Peki ben? Ben neyim Asiye? Ben senin için sıradan birisi miyim? Bravo ya, vallahi bomba üstüne bomba patlatıyorsun bugün. Doruk, beni yanlış anlıyorsun. Ben şu an ailemden bahsediyorum. Yani ailemden kimse kalmadı diyorum. Ya Ömer yüzünden biz niye ayrılmak zorundayız ki? Neymiş efendim? Ömer burada kalırsa kavga edecek. Ömer burada kalırsa başına bir iş gelecek. Peki sen? Sırf kardeşin saçma sapan hareketler yapıyor diye, senin buradaki hayatından, hayallerinden, Asiye hayallerimizden vazgeçmen doğru mu sence? Ya ben hayallerimizden vazgeçmiyorum ki Doruk. Ben gitsem bile biz ayrılmayacağız zaten. Ha, doğru tabii. Görüntülü ararım artık seni. Özlemekten geberene kadar telefonda görüntülü konuşuruz, değil mi? Niye? Ömer Efendi kendine mukayyet olamıyor diye. Kahretsin ya. Doruk. Ne yapacağım ya? Biraz konuşabilir miyiz Ömer? Tabii. Sorun ne? Sorun sensin. Nasıl? Sorun öfkeni kontrol edememen. Kendini tehlikeye atmaktan çekinmemen. İyi de bundan sana ne? Asiye'yi ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir demiştim sana. Kız seni korumak için kendini feda ediyor. Görmüyor musun bunu? Sen şu taşınma fikrinden falan mı bahsediyorsun şu an? Aynen o fikirden. Ve bunun için gururunu hiçe sayıp kendini ne kadar ezdirdiğinden. Hala anlamıyorum dediğini. Bu Sarp Salağan'ın ailesi oğullarını senden korumak için para teklif etmişler Asiye'ye. Asiye de sırf seni korumak için sana bir şey olmasın diye kabul etmiş. Ne diyorsun oğlum? Asiye nasıl kabul eder böyle bir şey? Ömer, bence nasıl diye değil de neden diye sor kendine. Bence o zaman sebebini anlarsın. Ayrıca senin rahat duramaman yüzünden de ben Asiye'yi kaybedecek falan değilim, tamam? Artık bir kendine gel. Vallahi neden moralim bozuk diyeceğim ama biliyor gibiyim. Tolga ile Aybüke'nin grup olmasına takıldım bugün de, değil mi? Bugün buna, dün kulüpte olanlara, ondan önceki günde başka şeylere. Günlerim artık böyle geçiyor benim bir süse. Dünyanın en mutsuz adamı benim sanırım. Ya öyle deme Berko ya. Dün ne oldu ki? Aybüke ile konuşmaya gittik.
Ama o Tolga Salağı da orada çalışmaya başlamış. Karşılaştık. Sonra da kavga çıktı tabii ki. Ne olacak başka? Aa evet. Tolga orada çalışmaya başlamış. Leyla söyledi bugün. Hatta o da iş falan arıyormuş. Neden? Babaları mı iflas etmiş bunlar? Yok ya. Babalarıyla araları bozuk sanırım. Çünkü Leyla babam bilmiyor abimin çalıştığını falan dedi yani. Allah Allah. Demek babaları bilmiyor ha? Öyleymiş. İlginçmiş. Ömer ne oldu? Ne konuşacağız? Sevgi teyzenin arsa olayı yalandı değil mi? Sevgi teyzeyle bir hikaye uydurdunuz. Gitmek için parayı da o şerefsizin ailesinden aldınız. Öyle mi? Kim söyledi sana bunu? Doruk. Hatta bunun için hesap sordu bana. Ben mecbur bırakmışım seni güya. Evet, mecbur kaldım. Ya Asiye nasıl böyle bir şeye mecbur kalabilirsin ya? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ömer sana yapma dedim. Başına bela alacaksın dedim. Dinlemedin beni. Başka çarem kalmadı ki. Buralardan gitmemiz gerektiğini düşündüm yani. Korktum, anlamıyor musun hala? Ya en fazla kavga ederdim, döverdim. Gerçekten öldürebileceğimi falan mı zannediyorsun sen? Ömer sen bunu yapmak istemiyor olabilirsin. Ama ben karşımızdaki çocuğu tanımıyorum. Onun öfkesinin sınırlarını bilmiyorum. Bak geçen gece seni korumaya geldiğimde çocuğun elinde bıçak vardı. Siz artık azıcık dövüşürüz, bırakırız dediğiniz yerde değilsiniz. Abartıyorsun beni. Abartmıyorum. Ve doktorun ne dediğini de çok iyi hatırlıyorum. Kendine iyi bakacaksın dedi. Azıcık dövüş, ölmezsen sıkıntı yok demedi. Ayrıca benim hoşuma mı gitti zannediyorsun? Kadının önünde başımı öne eğdim. Pis paralarına muhtaç kaldım. Onur mu onur, gurur kalmadı hiç. Özür dilerim Asiye. Çok özür dilerim. Ömer, ben seni de kaybedemem. Bunu da kaldıramam yani. Ben seni bu kadar üzdüğümün farkında değildim. Özür dilerim. Senin de başını öne eğdirdim ya. Allah benim belamı versin ya. Öyle bela falan deme ya. Tamam, tamam. Ama o çocuğa daha bulaşmayacağım, söz. Okul çıkışı ilk iş gidip parayı veriyorum. Onlarla bir daha muhatap olmuyoruz, tamam mı? Küçük annem benim. Öldürürüm sana ben. Hadi. Kızı, Ömerleri gördünüz mü? Görmedim, tamam. Nasıl görmedin? Uzun ya. Ben her yerde görüyorum onu. Ömer. Asiye, oğlum siz neredesiniz? Sabahtan beri ben sizi arıyorum. Buradayız işte oğlum. Aldınız mı siz? Evet ya. Bu Oğulcan'ın aşk hayatı ne olacak böyle? Bir ileri bir geri böyle içimize bir dert oldu, bir dert oldu. Oturduk ağladık sonunda ya. Daha ben de çözemedim. İnşallah böyle çözülür diye bekliyorum. Sanki ben seni ne zamandır öpmüyorum ya. Gel. Afra gelince Ömer'in pabucunu da mı attın galiba? Ya, ya. Hiç yapmam öyle şeyler. Hiç yapmam. Keşke atabilsem. Geç kız. Hiç bu tarafa bak. Her yerim yine salya oldu. Vurma. Çok tatlı ama. Sen niye dışarıdasın bu arada? Hoca gelmedi mi? Hastaymış. Ders boş. Boş mu? Ben o zaman müdüre gideyim, erken çıkmak için izin alayım. Şu para mevzunu hemen hallederim. Tamam. Ne para mevzusu? Asiye anlatsın. Anlatsaydın. Asiye, acaba yine böyle Eren familyasının üstünde nasıl bir kara bulut var? Bir anlatsana. Anlat dedim, yürüyor. Asiye. Eline sağlık bacım. Afiyet olsun ablam. Sağ ol canım. Hadi, hadi. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yarın kaça kadar acıksınız acaba? Akşama kadar. Kadar. Ya eşime böyle bir gün öğleden sonra ayırmazsam çok içerliyor. Ya ne tatlı. Çok romantik. Yeni mi evlisiniz? Sayılır.
Biz böyle onunla ne bileyim haftada bir gün böyle pikniğe gideriz, gezeriz, tozarız, göl kıyısında yürüyüş yaparız doğada filan. Böyle bir gün yapmazsak işte olmuyor. Çünkü eşim bana çok düşkün. Anladım. Ya iş çıkışı arkadaşlarla uğrarız diye sormak istedim de. Neyse artık duruma göre bakarız. Olmadı köfte yeriz biz de. Biz de kapalıyız. Benim de çoluğum çocuğum var. Aha bir tanesi de yolda. Biz de ailecek oluyoruz. Anladım. Başka bir iş çıkışı o zaman artık. Bakma sen onun öyle dediğine. Sana nispet olsun diye yapıyor. Hilmi'ye biz Orhan'la kaç senelik evliyiz biliyor musun? Bir gün olsun bana böyle davranmadı. Biz ne pikniğe gittik, ne ormanda yürüyüşe gittik, ne göl kenarına gittik. Ya olur mu hiç öyle şey? Ben biliyorum kaç tane pikniğinizi. Hatta geldim de. Biliyorsun da gülüm. İşte sen de biliyorsun. Akrabalar, çocuklar, eş dost. Bir gün olsun baş başa romantik romantik bir yere gitmedik. Hep başkalarının yanına götürdü beni. Ne fark var ki bacım? Çok fark var Hilmi'ye. Orhan hiç beni bu kadını sevdiği gibi sevmedi. Sevemedi. Hilmi'ye silmeyecek misin bu masaları? Tamam tamam siliyorum. Hepsini aynı siliyorum ben. Ne bileyim ben sohbettesin de orada. Ahmet ya. Bu ara her şey çok üst üste geldi ya. Çok bunaldık. Şöyle seninle baş başa bir tatile mi çıksak ne dersin? İkimiz. Evet. Ne var bunda? Yani... Ya ikimizle ilgili hiçbir sorun yok canım. Da yani bu gergin dönemde çocukları başıboş bırakıp gitmemiz doğru mu sence? Bence bitti artık o iş. Bir daha bulaşmazlar bize. Sen benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? Çok rahatsın da. Ben bakarım. Ömer, hayırdır? Hayır mı şer mi bilmiyorum ama bunu geri getirdim. Ne bu? Bizi gerçekten parayla satın alabileceğinizi mi düşündünüz ya? Ha? Bunu da kardeşim bir anlık korkuyla beni korumak için almış. O da anladı ama yanlış yaptı. Yani hiçbir yere gitmiyorum. Benim varlığımdan rahatsızsanız siz gidebilirsiniz. Dediğinden hiçbir şey anlamıyorum Ömer ama. Kimin parası bunlar? Benim. Yani ne demek bu şimdi? Ha siz gerçekten bilmiyorsunuz. Gizli gizli. Güzel. Şöyle söyleyeyim, eşiniz biz buradan gidelim diye kardeşime bu parayı vermiş. Ama çok şükür bizim sizin kirli paranıza ihtiyacımız yok. Tamam. Ha. Bu arada oğlunuza daha fazla bulaşmayacağım. Kardeşime söz verdim. Yatın kalkın Asiye'ye dua edin ha. Hadi selametle. Yakışıklı. Şevval sen ne yaptığını zannediyorsun? Hı? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ben oğlumu koruyorum Ahmet. Hı. Bununla mı? Evet bununla. Yani o kümes gibi yerde yaşayan çocuklar için paradan daha iyi bir fikir yoktur diye düşündüm. Pek işe yaramamış ama görmüş olduğun gibi. En azından ben denedim Ahmet. Yani o çocuk oğlumu tehdit ederken senin gibi geçip böyle bir köşede oturmadım. Ya bu parayı getirmek yerine siz kendinizi ne zannediyorsunuz deyip saldırsaydı çocuğumuza ne olacaktı? Hiç bunu düşündün mü?
Ne güzel almıştı işte bu kız parayı ya. Gideceklerdi buralardan. Of! Tamam. Bak söz verdi, saldırmayacakmış. Tamam mı? Artık dalışacaklarını zannetmiyorum. Ha, sen güveniyorsun yani bu manyağın sözüne. Şevval bak, bu hallerine rağmen bu çocuk bu parayı getirecek kadar onurlu davranıyorsa... evet sözüne inanıyorum, evet. Ahmet hayırdır? Sen gayrimeşru oğluna karşı böyle bir yakınlık falan mı hissetmeye başladın acaba? Nereden çıkıyor bu böyle onur gurur lafları falan ha? Of of! Sen benim ne demek istediğimi gayet bence iyi anladın. Doruk. Bak ben Sevgi teyzenin bu konuyu hemen açacağını düşünmedim hiç. Yani birazcık daha düşünürüz, karar veririz, öyle söyleriz diye düşündüm. Yoksa sana söylerdim. Niye inanmıyorsun bana? İnanıyorum Asiye. İnanmıyorum demedim ki. E niye hala yüzün asık o zaman? Neye bozuldun başka? Ansızın alınan bir kararla hayatımdan birden çıkıp gidebilme ihtimaline takıldım. Bir kıymetim yokmuş meğer. Buna takıldım. Yeterli mi? Saçmalama. Sen benim için çok önemlisin, çok kıymetlisin. Ben bir an sadece Ömer'in sağlığını, hayatını düşündüm. O yüzden ani bir karar oldu. Neyse, tamam. Uzatmayalım daha fazla. Konuştukça kötü hissediyorum. Hadi geç kalma sen de. Hem de işe gitmemişsin madem. Tamam, ben gideyim o zaman. Hadi. Dersen ben sensiz ne yaparım Asiye? Hiç mi düşünmüyorsun sen beni? Kolay gelsin Gülay. Hoş geldin, sağ ol. Dün gece beni idare edebildin mi? Patron çok sıkıntı çıkarttı mı? Şey, Asiye... patron gelince odasına uğramanı söyledi. Odasına? Kovuldun mu acaba? Yani bilemedim ben de. Anladım, tamam bakayım bir. Bir bu eksikti. Gel. Vay Asiye Hanım. Hoş gelmişsiniz. Hangi dağda Kurtöylü'de geldiniz? Kızım, ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Daha ilk günden işi yarıda bırakıp gitmek de ne ya? Aklını mı kaçırdın sen? Erdal abi. Ailevi bir mevzu vardı. Telefon geldi bir anda. Ben aniden fırladım. Kusura bakma ne olur. Ya bu işe senden başka 4 kişi daha başvurdu. Ama ben daha gençtir, dinamiktir, eli hızlıdır diye seni aldım. Senin yüzünden malların yarısı eksik gitti. Ne olacak şimdi? Ya çok üzgünüm gerçekten. Senin üzgün olman benim karnımı doyurmuyor ki Asiye Hanım. Vallahi hiç kusura bakma. Bu ayki alacağım maaştan 3 günlük paranı keseceğim. Eksik para alacaksın. Peki tamam. İyi hadi. Geç çalışmayı başla. Ne oldu? Ne dedi, kovuldun mu? Yok. 3 günlük yemeğimi kesti. Hadi ya, tüh. Ama bak vallahi inan. Dün gece ne dediysem dinletemedim. Yapacak bir şey yok ya. Kovulmaktan iyidir. Doğru diyorsun tabii. Başka çaremiz mi var? Hadi o zaman iş başına. Kolay gelsin. O Doruk hala affettirmeye çalışıyor mu kendini sana? Yok. Pes et. Ölümüne gıcık şu an. Aman boş ver, bırak. Hiç üzülme. Uzak dursun. O aileden kimseye güven olmaz oğlum.
O yüzden hepsi bizden uzak dur. Boş ver. E peki Şevval'in çocuklarıyla aran nasıl? Sarp'la Yasmin mi? İyiyim. Fena değil. Gerçi Sarp biraz arıza bir tip ama olsun. Tarafında olmaları iyi. Memnunum ya. Yasmin peki? O nasıl bir kız? Nasıl bir kız? Normal, tatlı, iyi bir kız. Ya şu temizlikçinin kızına tutulana kadar gidip Yasmin'e tutulsaydın bari. En azından mis gibi ailesi var kızın. Saçma sapan şeyleri kurmayı ne zaman bırakacaksın kafanda? Ne saçma ya. Ayla Hanımcığım, afiyet olsun. Teşekkürler. Merhaba Tarhan Bey. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Geçen gün okul aile birliği için bir mesaj atmışsınız. Evet. Ama ben yurt dışındaydım. Size geri dönüş sağlayamadım. Kusura bakmayın. Umarım bizim çocuklarla ilgili bir problem yoktur. Aa, yok. Başka bir çocukla ilgiliydi. Zaten hallettik biz o mevzuyu. Konu kapandı. Merak etmeyin. İyi, sevindim. Size afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bir gidip geliyorum. Nereye? Hemen geleceğim. Dur. Tarhan amca. Efendim oğlum. Ya demin içeride soracaktım da annemin yanında sormak istemedim. Anlamadım. Ne soracaksın ki? Tolga işe başlamış. Bu arada hayırlı uğurlu olsun tabii. Büyük ihtimal siz soktunuz onu oraya. Ya eğer rica etsem benim de kulüpte çalışmama aracı olur musunuz? Nasıl ya? Tolga kulüpte mi çalışıyor? Evet. Yakut kulüp. Bir dakika ya. Yoksa siz bilmiyor muydunuz? Hayır, bilmiyoruz. Tüh. Ya kusura bakmayın, ben şimdi her şeyi böyle karıştırmış oldum. Yok yok, hiç öyle olmadı. Ayrıca çok da iyi oldu bu. Şimdi görür o. Babasının arkasından gizlice iş çevirmek neymiş. Sağ ol oğlum. Rica ederim. Tarhan Bey, rica ederim. Yalnız Sevgi teyze, sen de çok güzel numara yapıyormuşsun ha. Yok arsa vardı, satıldı falan. Gerçi sen bizi kandırmaya geçen seneden alışıksın, doğru. Vallahi ne yapayım Ömer'im? Asya çok çaresizdi. Ben de seni korumak için bir çare gelmedi aklıma doğrusu. Evet ya, Asya çok üzülmüş. Bugün çok net bir şekilde anladım ben de onu. Ama elimden geldiğince deneyeceğim. Daha kimseye bulaşmak yok, bırakıyorum. İyi o zaman. Ben senin sözüne inanıyorum güzel oğlum. Abi sen bu akşam işe gitmeyecek misin? Ana ben onu komple unuttum ha. İyi hatırlattın fıstık. Ben kaçıyorum. Ay bir şey de yemedim be oğlum. Ya ben aç değilim de. Siz bununla doyacak mısınız? Emel yesin yeter. Benim bu yaştan sonra yediğim zarar zaten. Hadi sen gecikme git işine. Hadi güzel oğlum. Çay getirdim. Sağ olasın Asya. Koy şöyle. Aa, ne güzelmiş bu güller. Sen mi yaptın hepsini? Hı hı. Ben yaptım. Burada arta kalan kumaşlar bana ek gelir oluyor. İşte böyle güller yapıyorum. Sonra da pazara götürüp satıyorum. Alıcısı oluyor mu ki? Vallahi kimisi düğünüm var diyor. Misafirini alıyor. Kimisi de sevgilisinin gönlünü yapmaya alıyor. Alan var yani. Güler, bana da öğretsene ya bu gülleri yapmayı. Bana bak, rakip mi olacaksın yoksa sen bana? Vallahi sokturmam bak bizim pazara. Yok yok, rakip olacak bir şey değil ya. Şaka yaptım gülüm. Öğreteyim nasıl yapılacağını. Bak şimdi. Bu yarım kumaşları birbirinin üstüne koyuyorsun. Ve iğne yardımıyla dikmeye başlıyorsun.
Tolga, yeni gelenlerle ilgilensene. Ben diğer siparişleri geçeyim. Tamam, ben hallediyorum hemen. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne istersiniz? Tolga! Sen nereden çıktın şimdi ya? Ne yapıyorsun lan sen? He, ne yapıyorsun? Ne işin var oğlum senin burada? Amacın ne Tolga senin? Amacın ne? Çalmıyorum, çırpmıyorum. Herkes gibi alnımın teriyle para kazanıyorum baba. Bir derdim yok yani. Ya kesin öyledir. Senin derdin burada millete hizmet edip tarhan barçını cümle aleme rezil etmek değil mi? He? Şimdi ben seni bir rezil edeyim de sen gör. Baba yürü. Tarhan. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Biraz sakin ol oğlum. Sen karışma Akif. Sen karışma. Seninle olan hesabımı ayrıca göreceğim sonra ben, merak etme. Şimdi git üstünü başını değiştir, sonra da önüme düş, eve gidiyoruz. Çabuk! Bunun hesabını evde soracağım sana, merak etme. Çabuk yürü! Şşş Tarhan. Sen bana bak bana. Bak önce o elini kolunu indireceksin oğlum. Ondan sonra sesini ayarlayacaksın. Ondan sonra da evladına doğru düzgün davranacaksın. Bir baba gibi, anladın mı? Sana ne Akif? Sana ne? Sana mı kaldı lan benim babalığımı sorgulamak? He? Bak, benim tepemin tasını attırma. Burayı var ya başınıza yıkarım sizi. Sen neyi yıkıyorsun lan? Sen neyi nereye yıkıyorsun? Bak, Akif Bey, bak, Akif. Akif. Bak, delirtme beni. Akif amca, tamam. Sen bırak, ben zaten kendi isteğimle defolup gidiyorum. Başka da bir şeye gerek yok, bak rica ediyorum. Hadi çabuk değiş şutu, çabuk. Şişt, dur oğlum, dur, dur. Aa, sen nereye gidiyorsun ya? Sen bir yere gidemezsin, o bir yere gidemez. Ondan mesaisi bitmedi, gidemez. Biz gideceğiz. Anladın? Önce milletten özür dileyeceğiz senin hödüklüğün yüzünden. Kusura bakmayınız lütfen. Hepinizden özür diliyoruz. Rahatsızlık verdik. Arkadaşımız biraz coşkun bir karakter. Onun kusuruna bakmayın. Onun adına özür diliyorum sizden. Size afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Yürü. Nereye gidiyoruz Akif? Yürü tatlım. Yürü canım. Lan oğlum Allah kahretsin ya. Şimdi herif beni iş aldığında bin pişman olacak. Akif Bey kolayına pişman olmaz, merak etme. De. Bu akşam baş iş bekleme oğlum, söyleyeyim sana. Çok da beklemiyorum zaten. Neyse hadi sen biraz dinle, ben bakarım. Eyvallah, sağ ol. Kusura bakmayın, hemen yenileri getiriyorum. Ya Akif bırak, sen nereye götürüyorsun beni ya? Yürü lan yürü. Oğlum sen ne biçim adamsın lan? Ha? Sen nasıl bir dayak hırsızı çıktın lan sen? Ha? Yetmedi mi yediğin dayak? Neden peşini bırakmıyorsun lan çocuğun? Bak sana son kez söylüyorum Akif. Benim işime karışma. Yoksa pişman ederim bak seni ha. Pişman edersin öyle mi? Tarhan oğlum bak, benim ölümüne sebep olduğum insanları sana burada bir solukta sayarım. Aklın çıkar, aklın. Ne? Ne diyorsun sen ya? Duydun işte. Bak seni ölmekten de beter ederim. Anladın mı? İhalelere karıştırdığın fesatları, iş için yurt dışına gidiyorum dediğinde yurt dışında akladığın paraları bir okurum. Peşimde dolaşırsın Akif abi, ne olur beni öldür diye itibarını alırım elinden ona göre. Bir dakika, bir dakika. Sen nereden biliyorsun bunları? Sana şöyle cevap vereyim, bir Akif Atakul atasözüyle. Senin güttüğün koyun kadar benim mesleğe kazandırdığım çoban var. Benim her taşın altında, her delikte bir adamım vardır. Şimdi sana son kez söylüyorum. Bu çocuğu rahat bırakacaksın. Bu çocuk çalışacak, alnının teriyle para kazanacak. Sen de sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı? Anladın mı? Ama Akif bak şimdi. Hala ama diyor. Aması maması yok oğlum. Bak seni ölmekten beter ederim diyorum. Sen niye anlamıyorsun? Alırım itibarını elinden. Bak bundan sonra o çocuğa değil vurmak. Bir fiske bile dokunmayacaksın. Şimdi buradan çıkınca da onun yanından geçip gideceksin. Bir daha da bu dükkana gelmeyeceksin. Anlaştık mı? Tamam. Anladım. Bitti. Bitti işte, bu kadar ya. Bu kadar. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Buradan da bir şey çalma. Hepsi yazılı ona göre. Nereye kayboldu bunlar ya? Neredeler? Ne bileyim ya. Heh, işte bak geliyor. Akif Bey. Ne oldu? Harbiden Akif amca, ne yaptın benim babaya? Tolga. Başın sağ olsun oğlum. Nasıl? Öldürdüm. Tolga'nın babasını öldürdüm. Nasıl yani, anlamadım. Şaka lan şaka. Niye öldüreyim oğlum? Katil miyim lan ben? Allah Allah. Dön gitti Akif Bey ya. Kulağını çektim.
İki payladım işte bir önceki gibi. Tamam bitti gitti. Bundan sonra burada gönül rahatlığıyla çalışabilirsin oğlum. O adam sana karışamayacak. Ama kendisi de geliyor zaten. Tarhan gel canım gel gel. Gel hadi bakalım hadi yavaş yavaş. Hadi sağdan sağdan. Hadi yürü ense tıraşını görelim. Hadi bakayım. Hadi gidince çaldır lavuk. Nasıl yani ben anlamadım. Şöyle bayağı gitti babam. Akif amca yani bayağı çekti gitti. Ya sen gerçekten benim idolümsün biliyor musun? Yani ben sana sürekli idolümsün falan diyorum. Senin çok garibine gidiyor biliyorum ama iyi ki seni idolüm olarak seçmişim. Tekrar gurur duydum yani. Diyorsun. Akif Bey siz de başlamayın şu diyorsunuz olur ya. Aynen öyle her zaman diyorum. İyi hadi tamam. Tamam güzel güldük eğlendik yeter bu kadar goy goy. Herkes işinin başına. Hadi bakayım. Ben oğlum o değil de ben hala anlamadım benim babayı kim öttü benim burada olduğumu. Oğlum bir sürü arkadaşı gelip gidiyor babanı yani elbet biri ötmüştür. Benim kafam çalışmıyor ki artık stresten. Düşünemiyorum. Hadi çalış çalış aklın dağılır biraz biliyorum. Kolay gelsin Saniye abla. Sağ olasın. Asiye kızım bitti burası. Tamam onları da alayım. Asiye bunlar da dikişe gidecek. Tamam. Şefim, ben çıkıyorum. Var mı bir iste? Yok, sağ ol Ömer. Ben hallediyorum. Git sen. Tamam. Şefim, bu kemikler atılacak mı? Ben de onları kedilere, köpeklere verecektim. Sen giderken çöpe bırakıver. Gelirler belki. Sana da zahmet olacak ama. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tutmuş limanda kalmış toprağında servetim var. Anılarım çocukluğum ve geleceğim bağlamış. Elimi kolumu ne kadar uzağa gitsem de kopamadım. Ne kadar yakınsam ona ben o kadar uzağım ondan. Her taraf tuzak her bir yer yalan. Tutulmamış ki hiçbir söz hep yalan dolan var. Bu şehir insana tuzak kuruyor. Bu şehir insanı uzak kılıyor. Bu şehir insanı hayli yoruyor.
şehir insanı hep kandırıyor. Gel bu şehrin havası böyle kalsın, aynalar yalancıdır. Bu şehrin dört bir yanında ayna var, alımlıdır. Bir kandırır ki anlamazsın, verilen sözler unutulur. Belki yarına umut olur, fakat bu şehri unutturur. Bazen hatırlatır ve ağlatır, güldürür. Bir gün yaşarken bir gün öldürür. Bir türküdür bu duyduğun senin için. Dikenli gül ve yaşanacak bir gündün. Bu şehirde doğdum, bu şehirde söndüm. Gel biz şehrin havasına hiç uymayalım. Birbirimize verdiğimiz sözlerin hepsini tutalım. Bir de şehirli türkü tutturup karşılıklı seninle. Şehre inat, dert üstüne dert koymayalım, ayrılmayalım. Gönül bir bağlanmış ki sorma. Her güneş tükünme, her yıldızı geceyi özler, o da bizim gibi. Kardeşiz biz sanki yağmuruyla ıslanan ağaç gibi. Kökünden bağlı kopmaz, özümdür o bilinmez. Sözüm varan diçilmiş, bir günde dört mevsimmiş. Bu şehir benim ve bu şehir bizimmiş, anla. Pes etmedik umutla yürüdük işte, her gün aynı yolda. Bırakmam, terk etmem, ben gitmem bu şehirden. Bu şehir insana tuzak kuruyor. Bu şehir insanı uzak kılıyor. Bu şehir insanı hayli yoruyor. Bu şehir insanı hep kandırıyor. Bu şehir insana tuzak kuruyor. Bu şehir insanı uzak kılıyor. Bu şehir insanı hayli yoruyor. Bu şehir insanı hep kandırıyor. Bu şehir insana tuzak kuruyor. Gel bu şehrin havası böyle kalsın. Tuzakla dolmuş her yer, yorulmuş tüm bedenler. Acep neden? Bu şehir insanı hayli yoruyor. Bırakmam, terk etmem, ben gitmem bu şehirden. Şehirden, şehirden. Hoş geldin Asiye. Hoş buldum. Gel otur şöyle. İş yerinde bir şey yedin mi? Yemediysen ekmek var biraz. Ha? Aç değilim Sevgi teyze ya. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Sevgi teyze. Asiye, sen de mi yeni geldin? Evet, yeni geldim. Çok yoruldum bugün. Hiç iyi beslenemiyorsunuz ki yavrum. Gene de iyi dayanıyorsunuz bunca saat. Sabah okula gidip, gece işe giderek. Ben kemik suyuna çorba yaparız diye kemik almıştım da. Yaparım hemen. Gel. Gel otur sen şöyle. Ben şimdi aşçı yardımcımla size sıcacık bir çorba yaparım. Hadi bakalım aşçı yardımcım, gelin mutfağa, bekliyorum sizi. Tamam aşçı başım. Seviyorum. Olcan ya. Oğlum iyi ki varım ha. Günaydın gençler. Oo, kanki ne yapıyorsun ya? Oo, iyi kanki, senden ne haber? Hayırdır ya, Ömerler yok mu? Oğlum bak, sen böyle Ömercik demiyorsun ya. Bana bir garip geliyor. En azından o yokken benim yanımda bir Ömercik demeye devam etsen. Belli olmaz kardeşim. Yarın öbür gün bir bakarsın, Ömerciğe geri döneriz. Namzına göre şerbet var ya bizde. İşte o şerbeti hiç karıştırma. Böyle caksız cüksüz çok tatlı oldu. Tamam, kal böyle. Bence de caksız cüksüz gayet tatlı oldu. Geliyor onlar da, biz önden çıktık. Günaydın. Günaydın. Günaydın yakışıklı prens.
Ya senin bu baban ne kadar kral bir adam ya. Sana da hayatıma kendisini soktuğun için ayrıca teşekkür ederim. Hayırdır ya, ne oldu ki? İşte babam kulüpte çalıştığını öğrenmiş abimin, tepesi atmış. Sonra kurtarmış abimi süper kahraman gibi. Çok teşekkürler. Aynen öyle. İdol gibi idol kendisi sağ olsun. Vay be. Şaşırdım vallahi. Normalde yaptığı kötülüklerle meşhurdur da kendisi. Yok yok. Bu seferki performans çok iyiydi, ben şahidim. E nereden öğrenmiş ki o zaman sen söylemediysen? İşte orasını hiç bilmiyorum. Ama benim söylemediğim kesin. Ben söyledim. Efendim? Huzurunu kaçırmak için ben söyledim. Madem ben bir şey yapamıyorum, bari baban ağzının payını versin istedim. Of Berk ya, of! Ne derdin var lan senin benimle? Niye böyle bir şey yapıyorsun oğlum sen? Hani şu Ömer'le kanka olacağım. Aybike'ye yakın olmak için aralarına sızacağım planın var ya. Ha? Onu patlatmak istedim. Lan oğlum ben senin sürekli paranoyaklığını mı çekeceğim lan? Abi tamam bırak ya, bırak. Ya bırak şu hastasının ağzını yüzünü bir kırayım, bırak. Neden böyle yapıyorsun ya? Neden böyle yapıp duruyorsun? Anlıyorum oğlum ben seni. Kendini acındırıp puan toplamaya çalışmanı falan anlıyorum. Görüyorum yani oyun. Bak tamam hadi yeter. Karışma sen. Oğlum neyini anlıyorsun lan? Ha? Sen fazla oldun ha? Ne yapacaksın? Abi tamam bırak, bırak, bırak. Bırak. Bırak şunu ağzını üzülmek. Yapma. Yapma bırak. Değmez. Hiç değmez. Aynen öyle. Gram değmez. Yeter artık ya, yeter, yeter. Bak bir daha o çocukla uğraşırsan, bu yaptığını bir daha yaparsan belki karşında beni bulursun artık, duydun mu? Gerek yok be oğlum. Vallahi gerek yok. Mustafa, yok mu bizim dükkanda müşteri oğlum? Bir bak bakayım. Bakalım. Var. Şu koyduğumuz kaşmir paltoya alıcı var Akif Bey. Güzel, güzel. Gayet güzel. Ne kadar dedik biz o paltoya? 2000 lira. Sen ne diyorsun? Tamam hemen. Al hayrını gör de, hadi iyi günlerde kullan de, sattım de. Hadi bakayım, hadi. Yalnız gelip elden teslim almak istiyormuş. Öyle yazmış. Ne diyeyim? Yine de kabul edeyim mi? Ha. Oğlum 2000 lira da güzel para lan. Et amanet. Gelsin alsın elden hadi. Başımız belaya girmesin sonra Akif Bey. Yani büyük patronlar bir şey demesinler. Oğlum onlar büyük patronsa ben de küçük patronum. Ben ayarlayacağım o işi. Onlar burada yokken bir şekilde halledeceğiz. Sen ver adresi gelsin alsın buradan hadi bakayım. Peki. Yazıyorum o halde. Oğlum yaz. Aa ya bak bir taşla iki kuş vuruyoruz. Hem malımızı sattık hem de kargo parasından yırttık. Musti. Yaz. Hadi bakayım çalışmaya devam. Buyurun, buyurun. Aa Akif dur bir baksana. Ben sana hep bakarım. Nebahat'cığım söyle. Bak 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 doyamam. Buyurun. Ya Akif Allah aşkına öyle değil. Ya işte alakalı bir şey değil. Ben sana bir şey soracağım aslında. Hani bizim Gözde ile Serkan vardı ya Kanada'ya gittiler. He. Onlar geldiler biliyor musun? İstanbul'dalar. Ama kısa bir süreliğine buradalar. Bugün de evliliklerinin 20. yılını kutlayacaklarmış. Böyle ufak bir kutlama yemeği, davet gibi bir şey verecekler. Ne güzel işte görüyor musun? Nice 20 yıllara mı diyelim? Ya diyelim. Bak onlar boşanmadılar. Ya yok onu demeyeceğim. Ya Akif, ya dediler ki illaki beraber gelin. Siz bizim nikah şahidimizsiniz. İkiniz de beraber görmek istiyoruz. Ya dedim ki biz boşandık. Biz ayrıyız. O artık başkasıyla evli dedim. Yok başımın etini yiyorlar Akif. İllaki beraber gelin diyorlar. Tamam. Zaten gideriz. Nebahat niye gitmeyelim ya? Ha, gerçekten mi? Tabii canım yani. Bizim boşanmış olmamız eski arkadaşlarımızla görüşmeyeceğiz anlamına gelmiyor ki. Yani biz medeni insanlarız yani. Hiç. Tamam o zaman. Gidiyoruz değil mi? Tabii tabii gidiyoruz. Hah tamam. O zaman beraber geliyoruz diye yazıyorum onlara.
Tamam yaz. Bana da yaz. Sana da yazıyorum. Saati. Ben de sana yazıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Akif. Hayır. Ne yapıyorsun burada? Ne yapacağım? Suzan işte Nebahat hesaplarla ilgili bir karışıklık var dedi. Onları halledeceğim. Onu istedi. Yo, yine bir gülüşmeler, kikirdemeler duydum ben. Ama Suzan'ım biliyorsun ben neşe dolu, yaşamak dolu, sevinç dolu bir insanım yani. Ayrıca da ne yapayım yani çocuklarımın annesine çemkirerek mi konuşayım? Yapma Allah'ını seversen ya. Hadi gel, gel gidelim biz bir öğleden sonra kahvemizi içelim birlikte. Hadi can. Yok yok, benim spor salonunda kontrol etmem gereken bir şey var. Sonra içeriz kahvemizi. Öyle mi diyorsun? Evet. Yok Akif Efendi yok. Benim seninle ciddi ciddi oturup konuşmam gerekiyor. Sen azıttın iyice artık. Artık zaten bu nedir yani? Hayır, sürekli böyle elindekiyle mutlu olmayan bir haldesin oğlum. Habire böyle sana ait olmayan istiyorsun. Lütfen bunu yapma. Nihat abi. Bunlar gerçek Çengelköy hıyarı değil mi? Bak bağa doğru kokmuyor bunlar. Sonra anlıyorum tadından ha. Aşk olsun yenge. Ben de hiç yanlış olur mu? Halis muhlis Çengelköy bunlar. E hadi bak. İnanıyorum ben sana, güveniyorum. Bana yalan demezsin. Nihat abi hayırlı işler. Sağ olasın. Kolay gelsin Şengül. Sağ olasın Orhan. Ne yapıyorsun ya? İyi misin? Keyfin nasıl? İyiyim. Ne oldu? Ne oldu kız? Ne oldu? Yenge. Ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Nihat abi sandalyeye ver. Otur yenge, solukla şöyle. İyiyim. İyiyim. Arada bir sancılanıyorum böyle. Geliyor. Ne yapayım ben? Ambulans çağırayım mı? Hemen hastaneye gidelim bir baksınlar. Yok, yok, yok. Kıpır kıpır kıpırlaşıyor bebeğim şimdi. Canım ne ambulansı ya? Şuradan bir tane taksi çevirelim gideriz. Hadi kalk. Yok, 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 yok. Gerek yok. Doktorla konuştu. Arada bir tutar dedi, böyle sancı dedi. Doğum yaklaşıyor ya. Olcan'da da böyle oldu dedi, hatırlıyorum. Hay Allah, ne yapsam ben ya? Eve götüreyim mi seni? Evde yat, yat dinlen biraz. Olur mu öyle? Gideyim ben. Dinleneyim evde. Yok, yok, yok. Sağ zahmet olmasın. İşin gücün vardır şimdi senin. İşinden olma. Kızım ne zahmetinden bahsediyorsun ya? Ne işinden gücünden bahsediyorsun? Bu çocuktan daha önemli bir işim var benim. Kalk, kalk. Gel. Hadi yenge. Gel. Gireyim koluna, gel. Yok, uygun olmaz. Lan başlatma uygunla, yürü. Nihat abi, uğrarım sonra. Oldu, sağ olasın, hadi. Tamam, tamam, tamam. Kızım gidelim işte hastaneye ya. Hadi. Doruk. Bana ayıracak bir 5 dakikan falan var mı? Sence bu sorunun cevabı sana karşı hayır olabilir mi? Tamam o zaman hadi gel benimle. Nasıl yani? Burası ne alaka? Burası... Bana beni affetmelisin çünkü notlarını okuduğun yer. Evet doğru. Burasıydı. Şimdi sıra bende. Beni affetmelisin. Çünkü ben seni kırabileceğimi hiç düşünmedim o an. Beni affetmelisin. Çünkü ben ayrılmanın bir ihtimal bile olacağını aklımdan geçirmedim. Beni affetmelisin çünkü ben çok güzel bir kızım ve bayıldığın kıvırcık saçlarım var. Beni affetmelisin çünkü
konu kardeşlerim olunca bir an beynim durdu. Beni affetmelisin çünkü ben bunu uzaktan sürdürebileceğimizi düşündüm. Beni affetmelisin çünkü seni çok seviyorum. Gidiyorsun sen ya. Gel buraya. Ben de seni çok seviyorum. Affettim tabii ki. Nereden buldun bunları? Konfeksiyonda yaptım. Ha bir de kendi ellerinle yaptın öyle mi? Yani benim güzel sevgilim bu güzel elleriyle bana sürpriz mi hazırladın? Hı? Oldu mu? Oldu tabii. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Dur dur tamam ben yaparım Tamam kız tamam hadi gel. Tamam bekle. Ya korkma öyle bir anlık bir sancı girdi gitti. Kızım ne yapayım korktum ya sen öyle bağırınca Allah Allah gel. Korkma iyiyim. Ya otur. İyiyim ben iyiyim hadi otur. Ah. Oh ayvalıya patlayacağım ha. İyiyim. Efendim Gönül? Hayatım iki dakikaya dönüyorum dedin gittin gelmez oldun merak ettim hayırdır? Manava uğradım da. Orada Şengül'le karşılaştık. Onun da sancısı tuttu. Şimdi tek başına eve gitmesin dedim eve bırakayım dedim. Onu eve bıraktım. Ay öyle mi? Hay Allah ay iyi mi bari bir şeysi yok inşallah. İyi şükür iyi maşallah iyi. Oh iyi sevindim bak korktum ben de şimdi. İyiyse biz de iyiyiz. Tatlım ne zaman geleceksin? Biliyorsun bir sürü işimiz var. Ha. Ne iş ya? Hani işimiz var ya. Biz göl kıyısına gidecektik değil mi pikniğe? Vallahi tamamen unutmuşum Gönül ya. Tamam o zaman ben market alışverişini yarın yapayım ne yapayım? Sen bilirsin kocacığım. Tamam hadi. Geliyorum. Geliyorum. Hadi görüşürüz. Doğuramadı gitti ya. Üf. Allah'ım ya. Ya sen de zahmet ettin geldin buraya kadar. Bir kahvemi şöyle git. Özlemişsindir benim kahvemi. Ya Şengül özledim özlemesine de. Ya gecikmeyeyim gideyim bekliyorum dedi ya. Ya bir kahve içeceksin gideceksin gecikmezsin ki ne var. Ben yaparım hemen. Dur. Geleyim mi ben yardıma? Çok ayakta durma ya. Yok. Sen otur keyfine bak ben yaparım hemen. Orhan'la göle gidecekmiş de piknik yapacakmış. Gel bakalım sen gidebiliyor musun o pikniğe? Hamile halime deli deli işler yaptırıyorlar bak. Uyku ilacı. Aha da burada. Ay geç hemen uyku ilacı diye fare zehri kattıydı. Bu kadının lokantasına yine aynı şeyi yapmayayım. Bir tane mi koysam bir tane mi? Yok bir tane koyayım zıbarlı kalmasın adam. Ama ayırt etmek lazım. Şimdi bir turuncu ona, bir sarı ona. Benimki sadece turuncu. Sonra kendimi uyutmayayım bu yaşla. İyi misin Şengül? İyiyim. Çok güzel kahve yapıyorum. Sen keyfine bak. Mışıl mışıl uyursun evinde Orhan Efendi. Ya geleyim mi yardıma? Bak çok ayakta duruyorsun ha. Dinlen. Geliyorum ben. Hamile halimle bana yaptırdıkları şeylere bak ya. Doruk, ödevini bul da ders başlamadan okula dönelim. Tamam ya. Daha vaktimiz var, acele etme. Zaten buralarda bir yerde olacak benim bilgisayarım. Ben en son mutfakta unuttum ya. Dün gece mutfakta çalışmıştım. Gel oraya bakalım. Ha bak. Burada. Oo. Doruk,
Bu ne? Ne? Buraya ne olmuş? Olay yerine dönmüş resmen. Yani ona öyle demeyelim de. Sevgilisine pasta yapan çocuğun dramı diyelim. Nasıl yani? Şöyle ki. Dada. Dün gece senin için yaptım bunu. Yaparken de tabii biraz etrafımı affettim. Torun çok tatlısın. Bu ne? Senin kadar tatlı değilim. Eğer bugün yanıma gelip barışalım demeseydin, gece pastayı alıp kapına gelecektim vallahi. Ya. Tadına baksana. Bakarım. Ama önce şuraları bir halletmemiz lazım bence. Vallahi ben denedim. Ama yalan yok, pek başarılı olamadım. Ha. Ne yapalım? Ne yapsak yani? Hı. Evet. Şimdi işimiz daha kolay olacak. Olur. Nereden başlasam acaba? Şuradan başlayayım. Sen de öyle durma orada. Şurayı falan temizle bari. Tamam, tamam. Nasıl dersen patron. Çok fazla o. Olsun. Ellerine sağlık sevgilim. Çok güzel olmuş pasta. Afiyet olsun. Ve olay yerini temizlediğimize göre artık okula dönebiliriz. Sen efsanesin ya. Gel buraya. Ya sen hem marifetli, hem yetenekli, hem de çok mu güzelsin ya? Ha? Doruk Atakul çok şanslı. Doruk Atakul şanslı bir adam, bunu unutmayalım. Hadi gidiyoruz buradan. Doruk bilgisayar, bilgisayar. Doruk Atakul aşkından unutkanlığa bağlamış da bir adam. Bunu da unutmayalım. Hadi gidiyoruz buradan. Evet çocuklar, projeleri sunma vakti. Kimler neler yapmış bir görelim bakalım. Önce Tolga, Aybike, Oğulcan, Afra. Hocam isterseniz ben başlayayım. Biz ekonomiye önem veren bir grup olarak rüzgarla çalışan cep telefonu şarj ünitesi tasarladık. Hmm, ilginçmiş. Çok. Hocam alet 2 metrenin üstünde, bir de dev pervaneleri var ama onun dışında sorun yok. Ama yani sonuçta o kadar kusur herkeste olur değil mi hocam? Oğlum bir şey desenize. Ne diyeyim? Yani sonuçta ihtiyacını görüyor mu? Görüyor. Ayrıca cebimizde taşımak zorunda da değiliz hocam. Peki. Diğer grup Doruk, Berk, Asiye, Yasmin. Berk arkadaşımız da ne hikmetse nöbetçi öğrenci yine. Efendim Doruk? Hocam bizim projemiz bireysellik üstüne. Biz hiç kimseye ihtiyaç duymadan basket oynayabilmek için size sürekli topu pas atan bir makine tasarladık. Bu yeni bir şey mi? Evet. Çıkış noktamız da bazı küs arkadaşlarımız hocam. Böylelikle spor hayatlarına daha rahat devam ederler diye düşünüyoruz. Arkadaşlığı her zaman tercih etsem de bireysellik de önemli tabii. Beğendim projeyi, teşekkürler. Son grubumuz Ömer, Sarp,
Süsen ve Leyla. Hocam bizim projemiz... Sabahları horoz sesi çıkaran bir çalar saat. Kendimizi sürekli köy hayatında, kümeste hissedelim diye yaptık. Sen ne saçmalıyorsun ya? Tam gerizekalılar ya. Ömer. Hocam, bu bizim projemiz değil. Arkadaş atıyor kendi kendine. Beni gıcık etmek için yapıyor. Gıcık olunca ne olacak? Göstersene bir. Sarp. Sonun olacağım. Ya sen benimle konuşmak için velinden izin aldın mı? Kendinize gelin lütfen. Hocam gelelim de arkadaşın beyni yok. Hırsız değilim en azından. Ya oğlum bak, bak. Yeter! Bu ne böyle ya? Kahve mi burası? Böyle birbirinizle atışamazsınız benim dersimde. Çıkın dışarı. Hocam... Çıkın dışarı dedim, müdür anlatın ne anlatacaksanız. Hadi! Tamam hocam. Heh. Hadi ver kahvemi de içeyim, gideyim bir an. Dur, dur, dur. Ne oldu, ne bağırıyorsun ya? Aba, bu daha köpüklü. İki de lokum var yanında. Hey Allah'ım ya, gel hadi gel. Tamam, gel. Heh, gel. Sağ olasın. Mis, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. İç, iç, iç. Kahve falına bakayım bir de. Yarasın. Vallahi açıkçası ben aslında o paltoyu çok severek giyiyordum ama işte kilo al, kilo ver filan. Ondan sonra işte giymemeye başladım ama süper palto, ben sana söyleyeyim. Öyle öyle. Vallahi bende de vardı aynısı. Kaybettim. Sizin fotoğrafları görünce direkt atlayıp geldim satın alayım diye. En güzelini yapmışsınız vallahi. Ha geldi. Ah, hiç paketlemeye gerek yok. Zaten direkt giyip gideceğim. Yalnız beyefendi şöyle bir durum var. Küçük gelir, büyük gelir, bizde satılan mal geri alınmıyor. Tamam, hiç sıkıntı yok ki zaten tam oldu ha. Şahane, vallahi mis gibi oldu. Cebimde bir şey var. Aa, bunun aynından benim oğlan da vardı ha. Kaybetti kereta. Ay Allah bağışlasın. Ha, burada da bir anahtar var. Benim evimin anahtarı. Nasıl olabilir canım öyle bir şey? Benim paltom bu. Bu benim paltom. Bu palto benim paltom. Ya beyefendi Allah Allah, olur mu öyle şey? Garip garip konuşuyorsunuz. Benim şahsımın paltosu bu ya. Bir saniye ya. İçinde ismim yazılıydı. Ha evet, bak. ÇS Çınar Sortun. Bu palto benim. Bakın şu an çok mantıklı geliyor söylediğiniz şeyler ama... yani gerçekten siz, temin ederim ki benim kendi paltom bu ya. Beyefendi sizin adınız Akif değil mi? Akif. ÇS bunlar ne alaka o zaman? Bir dakika. Ben bunu kulüpte unuttum. Siz de bunu buldunuz. Satılığa çıkardınız, öyle mi? Hiç öyle bir şey olur mu? Siz neden böyle şeyler söylüyorsunuz? Aa, hiç biz öyle insanlar mıyız yani? Kesinlikle öyle. Ben var ya sizi, şikayet edeceğim size. Siz el alemin malıyla haksız kazanç sağlıyorsunuz. Ya beyefendi bakın, Allah aşkına birazcık bir sakin olalım. Ya kesin bunun bir açıklaması var çünkü. Ne olabilir ya, ne olabilir? Şöyle bir açıklaması var. Ben bunu ikinci elciden aldım. Ha? Retro bir mağazadan aldıydım ben bunu. İşte demek ki oraya sizden bunu çalan götürdü, oraya sattı. Ben de oradan aldım ama size yemin ederim ben bu işin peşini bırakmam. Ben o hırsızı bulurum, onun da cezasını veririm. Yılanın da başını ezerim. Zaten palto sizin paltonuz. Zaten bunun için o yüzden bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Üstüne ben size bir gözlük takdim edeyim. Nasıl yakıştı? Artist ya, çok yakıştı. Tekrar özür dileriz. Abi bu benim. Efendim oturur konuşulur bunlar. Hoşça kalın, hadi bakalım. Mustafa hemen kapatıyorsun onun dükkanı. Satış matış her şey bitti. Şu anda kepenkleri indirdik. Tamam Akif Bey, hemen kapatıyorum. Hadi. Güzel yırttık. Kapattım.
Ya ikiniz de tamam, bundan sonra kavga yok diyorsunuz. Ama bakıyorum, her şey yine aynı çocuklar. Bu hiç normal bir durum değil. Böyle olmaz. Hocam normal olmayan arkadaş. Ben gayet iyi tuttum kendimi. Ya tuttu mutlu yok hocam, yalan söylüyor. İşi gücü bana sataşmak, bulaşmak. Biliyorsunuz siz de bunu. Annem de söylemiştir zaten. Ya anan da baban da bütün sülalen de benden uzak dursun kardeşim. Bak ne kadar üzüldük sen böyle dedin diye şimdi. Yeter. Kendinize gelin çocuklar. Ben karşınızdayken bile birbirinize sataşmadan duramıyorsunuz ya. Madem siz bir türlü yan yana durmayı bile beceremiyorsunuz, o zaman bunu yapmaya ben sizi mecbur bırakacağım. Belki aklınız başınıza gelir. Nasıl yani hocam? Okul çıkışında kalıp beraber malzeme odasını temizleyeceksiniz. Ha yok hocam yok. Ben hiç alışık değilim böyle şeylere. Bu yapsın. Bana ödevimi de verin. Hocam bununla yapacağımı ben tek yaparım orayı. Üstüne sınıfları da temizlerim. Uyar mı size? Uyumaz Ömer. Beraber yapacaksınız. Ve eğer yaparken kavga ederseniz, emin olun birlikte daha çok vakit geçireceğiniz başka bir cezaya kalacaksınız. Seçim sizin. Ya niye yan yana ki bunlar şimdi? Sarp? Hayırdır, niye geldiniz? Biz yönetim kurulu için bir imza gerekiyormuş da onun için geldik. Sen neden çıktın Gülen'in odasından çocukla? Şey yok ya, Ömercik'le derste biraz gerildik de. Müdür de bize ceza verdi. Çıkışta malzeme odası temizleyecekmişiz. Allah Allah. Ben bu adamı tembihliyorum bunları yan yana getirme diye. Şu yaptığına bak ya. Kafayı mı yemiş bu adam? Ondan daha önemlisi, siz hala kavga mı ediyorsunuz Ömer'le? Al işte Ahmet bak. Bize parayı getirdiğinde ben bir daha kavga etmeyeceğim falan deyip duruyordu ya. Ne güzel tutmuş sözünü değil mi? Şu para olayı nedir ya? Annem biraz fazla film izliyor oğlum. Asiye'ye al bu parayı, şehri terk et demiş de onu söylüyor. Güzel sahneymiş yalnız. Terk ettin mi bari? Zaten anlatsana da şu olayı başlar ya. Ne? Ne olmuş? Bayasın derisin ne ne? Tepeş tepeş yürüsün Orhan'ım ne ne? Gönül de duada bir başına takılsın. Tek başına yapsın pikniğini. Ah. Alo, Orhan'cığım. Hayatım nerede kaldın? Bak her şeyi hazırladım, seni bekliyorum. Orhan şu anda telefona cevap veremez. Bir dakika, sen niye açıyorsun benim kocamın telefonunu? O ne demek öyle? Orhan nerede? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Çünkü Orhan mışıl mışıl uyuyor. Nasıl yani? Ne demek uyuyor? Vallahi artık bilemiyorum. Eski evine karşı olan özleminden mi? Huzur bulduğundan mı? Adamcağız gelir gelmez uyuyakaldı. Mışıl mışıl uyuyor. Hah neyse benim kapatmam lazım. Aa, Orhancığımın üzeri açılmış. Üzerine öteyim de kar yağmasın adamın üzerine. Şengül kapat. Orhan'ı ver. Orhan'ı ver. Allah'ım ya. Orhan gittiğin yetmiyormuş gibi bir de uyuyama kalıyorsun ya o kadının evinde. Ay çıldıracağım. Huzur evde. O kışkırtıyor beni. Ben tutuyorum kendimi, görüyorum. Biliyorum Ömer. Zaten bu sadece senin istemenle bitecek bir savaş değil. Daha bununla oda temizleyeceğiz ya, of. Ben de bayılmıyorum seninle oda temizlemeye, merak etme. Etmiyorum zaten. Daha şimdiden başladı gerginliğiniz. Tamam da sen git, ben kalırım onlarla. Gel gel, seninle de oynarız. Ben de kalacağım o zaman. Ya saçmalama, gitsen gerek yok. Gel gel. Belki senden çekinir de salaklık yapmasın. Ömer ben de kalayım o zaman. Kütüphanede takılırım, yanında dururum. Kalan kalana giden giden. An itibariyle kalanlar gidenlerden daha fazla. Ben anlamadım ya. Hiç öğrenmemişsiniz. Hiç. Bilal de bu saatte çıkacak mı?
Bundan sonra biz kendi işimize göre bakarız. Tabii. Tabii. Kolay gelsin, hayırlı işler Suzan'ım. Oo, Akif'cim. Hayırdır, bu ne şıklık? Bir yere mi gidiyorsun? Ha, ben onun için geldim yanına zaten. Bir iş görüşmesi vardı, oraya gideceğim. Akşam çıkarken beni bekleme diyecektim. İş görüşmesi mi? İş görüşmesi. Ya benim bu eski inşaatçı arkadaşlar aradılar da dediler bir Akif'cim bir toplanalım, bir yemek yiyelim. Ben de tamam dedim, ne olur ne olmaz, değil mi? Anladım. Anladım da bu kıyafet iş görüşmesi için biraz fazla şık değil mi Akif'cim? Suzan'ım sen de çok iyi biliyorsun ki deneyim, tecrübe ne kadar önemliyse paket de o kadar önemli. Ben de dedim paket sağlam tutayım dedim. Ne oldu hayırdır Suzan Hanım? Kıskandık mı? Aa yok canım. Hayatım benim sana güvenim tam. Öyle de olsun zaten. Çünkü bu Akif'in gözleri Suzan'dan başkasını görmez. O zaman akşam evde buluşuyoruz. Aynen buluşuyoruz. Sana da bol şans. Çok sağ ol Suzan'ım. Suzan'ım bilsen ki Nebahat'le yemeğe gidiyorum. Ortalığı ateşe verirsin. O yüzden en doğrusu yalan söylemekti. Güzel, zor kısmını bitirdik. Bundan sonra eski arkadaşlarla sohbet muhabbet. Hadi bakalım. Anne ben geldim. Hoş geldin oğlum. Odamdayım gel. Anneciğim. Canım. Hayırdır bu ne şıklık böyle? Yine nereye gidiyorsun bakalım? Hani Gözde ile Serkan vardı ya Kanada'ya yerleşmişlerdi. İşte onlar geldiler kısa bir süreliğine İstanbul'dalar. Evliliklerinin 20. yılını kutlayacaklar. O yüzden böyle küçük bir yemek veriyorlar kutlama yemeği. Oraya gidiyoruz. Gidiyoruz derken? Babanla gidiyoruz oğul. Canım illa beraber geleceksiniz diye tutturdular. Çok ısrar ettiler oğlum. Babanı da tanıyorlar. Ortak arkadaşlarımız. Sen de hiç meraklı değildin oysaki. Nasıl yani? Ne demek bu şimdi? Ne ima ediyorsun oğlum? Sen ne anlıyorsan artık. Suzan teyze de geliyor mu peki babamla? Yok artık. Bir o ek... Yok artık yani oğlum Gözde'yle Serkan'ı tanımıyor ki. Tanısa onu da çağırırlardı herhalde yani baban da davet etmemiştir sanmıyorum. Neyse ben nasıl olmuşum sen bir baksana bu elbiseyi yeni aldım. Güzel mi beğendin mi? Vallahi anneciğim sanki arkadaşlarınızın değil de senin evlilik yıl dönümünmüş gibi giyinmişsin ve bu durum biraz beni tedirgin etti açıkçası. Nasıl yani ne demek istiyorsun? Bilmem. Sanırım yine aynı hatayı yapmandan korkuyorum. Babama kapılma hatasını yani. Neyse. Yine de çok güzel olmuşsun. İyi eğlenceler. Ne kapılması canım? Ben Akif'e mi kapılacağım? Bunca sene sonra Akif. Yok artık daha neler. Anne. Şşş. Baban uyuyor. Bas bas bağırıyor. Ne oluyor ya? Aa, geçmiş ışınlandım sandım ya. Hayır ışınlanmadın. Şengül'ün evindesin, salondasın. Hoş geldin. Ne yapıyor burada? Sabah manavdaydım. Babanla karşılaştım. Aa, beni bir sancı tuttu. Sağ olsun adamcağız beni eve kadar yürüttü. Ondan sonra da valla korktu mu, depresyona mı girdi? Böyle bir uyuyakaldı, mışıl mışıl da uyuyor şimdi. Ha, sancı mı tuttu seni? He. İyisin ama şimdi. Bomba gibiyim.
Anladım. Ah ya. Burada böyle uyuyunca eski günlere döndük sandım bir an. Hatırlıyor musun, televizyon izlerken hep burada uyuyakalırdı böyle. Elinde kumanda fosur fosur uyurdu. Horlardı da. Hey git eski günlere. Olcan nerede? O da Ömer'le. Okulda işi çıkmıştı, onu bekliyor. Beraber dönerler. Desene kaçıracak eğlenceyi. Ne eğlencesi? Şengül! Aha da bu eğlence. Şengül! Anne yine ne işler çeviriyorsun ya? Aç kapıyı! Dur dur dur. Bu iş bende, ben hallederim. Sen çomağı hazırla. Aç kapıyı! Aç! Ha? Ne var, ne istiyor? Bak benim kocam senin evinde uyuyakalacak bir adam değil, tamam mı? Ne yaptın ona? Söyle. Ya deli deli konuşma Allah aşkına. Ne yapacağım senin kocana? Adamın uykusu gelmiş, uyuyakalmış, mışıl mışıl uyuyor. Gir bak istiyorsan. Bakacağım tabii. Hatta bakmakla kalmayacağım. Eve götüreceğim onu. Orhan! Orhan! Hah Orhan. Yine mi siz ya? Bakın olay çıkartacaksanız hiç uğraşamam. Üf, benim derdim sizinle değil. Benim derdim kocamla. Orhan! Orhancığım. Orhan! Ya horlamıyorum, horlamıyorum. Tamam. Orhan, hadi uyan tatlım. Hadi bak kalk, evimizde uyuruz. Hadi kalk. Orhan! Ya beş dakika, beş. Kimse gelmemiştir daha dükkan. Yahu taş taşımış gibi. Bu ne uykusu? Orhan kalk. Aa ya siz de bırakın uyusun ya. Yorulmuş demek ki adam, Allah Allah. Hakikaten bir huzur versene adama ya. Uyusun adamcağız. Ben ararım seni uyanınca, alır götürürsün kocanı. Rüyanda görürsün ancak. Orhan. Tamam. Madem uyanmıyor, ben de burada uyanmasını beklerim o zaman. Otur abi böyle kukuman kuş gibi bekle burada sen. Allah Allah, iyice ne paranoyak oldu bu daha. Ne yapacağız senin nikahlı kocana? Siz de bir acayipsiniz yani. Yemeyeceğiz kocanızı, merak etmeyin. Vallahi ne olur ne olmaz. Neme lazım. Kaçırırsınız falan. Tövbe tövbe tövbe. Ay kalk kızım kalk. Gidelim biz bir çay koyalım, karşılıklı içelim ya. Gel gel. Orhan. Anne ya. Ay çok komik. Orhan. Ayol ne oldu sana böyle? Ya beş, beş dakika beş. Beşi beşi yok, kalk. Üf. Üf. Ya şu bizi soktuğun hallere bak ya. Kalk. İnanmıyorum ya, resmen bir saat erken gelmiş olduk. Ya nasıl ben bu yanlış anladım, hala inanamıyorum. Vallahi Nebahat Hanımcığım, bu aralar sizin aklınız pek yerinde değil. Neredeyse. Allah Allah. Nerede olacak canım? Ya iş güç yoğun biliyorsun. Kafam karıştı işte. Öyle öyle. Bu aralar hepimizin kafası biraz karışık. Ne yapalım o zaman? Beklerken şurada oturalım bari ha? İyi gel. Hadi bakalım. Ama arkadaş ya. Ya sen ne yaptın ya? Ne oldu? Bir de ne oldu diyorsun yani? Tövbe yarabbim. Sıkmışsın yine muhteşem parfümünü. Ne oldu diyorsun? Hay Allah. Ya işte bugünlük elime o geldi, sıktım. Öylesine. Öylesine? Hı. Ya o parfüm öylesine bir parfüm değil. Bildiğin cennete çağrı. Ya o parfümü sıkınca sen, insanın sana böyle sarılası geliyor yani. Ay yok artık Akif, abartma canım sen de. Hiç de abartmıyorum Nebahat'cığım, hiç de abartmıyorum. Yani eğer bugün böyle durup dururken sana birden sarılırsam, bil ki parfüm yüzünden. İyi tamam, iyi. Öyle, bilirim. E ne yapalım o zaman beklerken, bir şeyler mi içsek? İçelim, içelim vallahi, ne yapacağız? Ay yok artık, daha neler ya. Ne oldu Hala'cığım? Neye takıldın? Gamze, şurada oturan ikiliye bir bak bakayım. Bunlar çift gibi mi duruyor yoksa ben mi öyle görüyorum? Yo, onlar çift gibi görünüyor. Kim ki onlar? Kim olacak? Bay ve bayan şeytan. Nasıl yani? Gamze şuradan bir çıkalım da ben sana anlatacağım, gel. Peki. Bize iki tane şunda. Tabii efendim. Hay dur bir dakika.
Şu Suzan'ı bir arayacağım. Tamam. O adamın karısı. Buyurun. Buralardan ben görüşürüz. Alo Suzan'cığım. Merhaba Ayla. Nasılsın? İyiyim hayatım, sağ ol. Sen nasılsın? Neredesin? İyiyim ben de. Teşekkürler. Kulüpteyim, çalışıyorum. Aa, kulüpte misin sen? Hay Allah. Ben de şu Ulus'taki yeni İtalyan restoranı yok mu açılan? Oradayım da geleceksen bekleyecektim seni. Nasıl yani? Ben oraya mı gelecektim ki? Öyle bir şey mi konuştuk? Ha yok hayatım, konuşmadık da. Nebahat'le Akif'i gördüm baş başa içeride. Dedim herhalde Suzan da geliyordur. Bekleyeyim de bir göreyim onu istedim. Yok. Benim haberim yok yani orada beraber olduklarından. Ha, sen bilmiyor muydun birlikte olduklarını yani? Yani... Akif'in bir iş görüşmesi vardı. O yüzden gitmiştir. Nebahat'le de herhalde orada karşılaşmışlardır yani. Öyledir kesin. A tabii canım, öyledir, öyledir, kesin öyledir. Yoksa yani kurda kuzu emanet edecek değilsin canım herhalde. Yani bile isteği adamı eski karısıyla baş başa yemeğe niye gönderirsin değil mi? Tamam o zaman, başka zaman görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, hadi sana kolay gelsin canım, öpüyorum. Bye. Bye. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Okulda böyle boşken bayağı korkunç bir yermiş. Vallahi benim için dolu boş hiç fark etmiyor. Okul kelimesi çok yeterli bir sebep benim bunalmam için. Yani benim için derslere göre değişiyor. Gün iyi mi, kötü mü? Ama matematik mesela, matematiği çok seviyorum. Her gün olsa hiç sıkılmam yani. Ömer gibi. Yani Ömer gibi derken... benzettim öyle. Zaten hepimizin içinde bir Ömer, bir Oğulcan, ne bileyim hafiften bir Tolga yok mudur? Ne alakanız var ki zaten yoksa? Bence öyle deme. Yani benzeyen yönlerimiz var. Hatta benden bile daha çok abimle var. Ne gibi mesela? Yani sanki böyle ikisinde de bir damar var ve atınca gözleri hiçbir şey görmüyor. Hiçbir şey ama. Sanki böyle geri vitesi olmayan bir araba gibi. Ben çok benzetemedim. Öyleler herhalde. Yani öyle olmalarının cezasını çekiyorlar ya içeride şu an. Maalesef ki. Maalesef öyle. Of neyse, biz bir gidelim bakalım. Ha, ne dersin? Çünkü onları çok fazla boş bırakmaya gelmez biliyorsun. Ne olur ne olmaz. Diyeyim de. Asya gelsin kütüphaneden, beraber gideriz. Tamam. Ulan 40 yıl düşünsem, senin gibi bir adamla böyle bir iş yapacağım aklımın ucuna gelmezdi. Ben seni görmeye tahammül edemezken müdürüm bana yaptığı işkenceye bak. Ben de bayılmıyorum seninle iş yapmaya. Şimdi söylesene bana. Siz harbiden kümeste mi yaşıyorsunuz lan? Hani böyle tavuklarla falan mı yatıyorsun oğlum? Nasıl oluyor o iş? Kaşınma. Kavga etmeyeceğim seninle. Göreceğiz onu, göreceğiz. Göreceğiz. Kolay gelsin. Sağ ol kuzen. Nasıl gidiyor abicim? Hırgür bir şey yok değil mi? Yok yok. Daha bir şey yapmadı bu vahşi. Ama her an hazır beklemedeyim. Seninki çok kaşınıyor da. Kardeşime söz verdim, kaşımayacağım. Az mı kaldı peki, temizlik ne zaman biter? Ha bitiyor ya, bir saati falan kaldı. Şunları toplayayım, bir de sildim de bitti. Öf mis, bal dök yala. Gel yalatayım istiyorsan sana yerleri. Yok, bu laf sokmadan duramıyor. Asiye bak, ben yani şimdi Ömer'i tutalım, koruyalım derken ben de alacağım herifi. Bence biz dışarıda bekleyelim. Evet evet, siz dışarıda bekleyin, ben bulurum sizi. Tamam, o zaman biz yan sınıfta oluruz. Tamam. Ben de geçiyorum. Bekliyorum seni abicim. Tamam canım, hadi. Koruman bir de Olcan da eklendi. İki oldu ha. Bu kadar koruma oğlum. Rahatla biraz.
Ne boş yaptın vır 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 sabahtan beri ya. İşini yap hadi. Hocam, hocam işini. Bunlar nerede kaldı ya? Suzan! Aa, sen mi davet ettin? Hayır efendim, ne münasebet. Ben inşaatçılarla toplantım var dedim. Aa, niye öyle söyledin? Niye söylemedin benimle buluşacağını, arkadaşlarınla buluşacağını? Nebahat'cığım bak, şu anda gerçekten anketin hiç sırası değil. Ne olur bir şey yap ya. Ne yapayım ben? Makyaj yap. Hadi kalk kalk, kalkma yeter. Allah Allah! Ya Hakim, şu böyle bak. Geliyor. Allah geliyor. Saklan, 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 saklan. Efendim, ehlen ve sehlen. Esselamu aleyküm ya Seydi. Müteahhitül mesken. Villa ala, rezidans aliül ala. Tesadüfül müstesna. Benim zevce, benim habibi Suzan, Suzan. Suzan, Suzan'ım, seni Allah gönderdi Suzan. O kadar sıkıldım, şiştim vallahi ya. Akif, ha? Sen hep bu adamlarla mı oturuyordun? Ha işte, toplantımız var dedim ya hayatım. Nebati falan yok yani. Allah! Suzan bir bak bakayım, herhangi birini Nebati'ye benzetebildim mi? Elbette benzemiyor. Ayla aradı da beni. Nebahat'le Akif bu restoranda oturuyorlar diye anlattı. Habis kadın. Ayla kadar habis bir kadın ben hayatımda görmedim. Tabii bizi gördü el ele göz göze. Saadetimizi kıskandı. Gudum gudum kudurdu ya. Olacak iş değil ya. Yani ne bileyim. Bir an için acaba mı dedim. Ay, restoranda falan da hep berabersiniz ya. Kırılıyorum ama. Suzan vallahi kırılıyorum artık ya. Biz seninle ne konuştuk? Ne dedik biz birbirimize? Hı? Bundan sonra hiç ayrılmayacağız demedik mi? Benim gözüm senden başkasını görmez demedim mi? Akif sözü vermedim mi ben sana mahu gözlüm ya? E geldin buraya kadar madem. Gel otur istersen bizimle. Ay yok yok. Ben sizi hiç bölmeyeyim. Eve gideyim ben. Sen sonra gelirsin. Öyle mi diyorsun? İyi, nasıl istersin. Oldu o zaman. Kolay gelsin size. Sağ ol. Sağ ol canım. Şükran. Şükran arkadaş Suzan'ın korkusundan... Arapçayı da çözdük. Neyse, hallettik bu işte. Gideyim de Nebati alayım bari. Yetmedi değil mi? Daha fazlasını koparmak için gururlu çocuk rolünü oynadın. Ne? 500 bin diyorum, geri getirmişsin ya. Daha fazlasını almak için bu hamleyi yaptın. Doğru söyle oğlum, hadi. Ama açgözlü olduğun kadar da aptalsın. Alıp parayı defolup gitmek yerine kaldım burada yine sefil. Blöfünde kimse yemedi. Bak, senin gibi ciğeri beş para etmez bir adam için hayallerimi, hayatımı satacağımı düşünüyorsan... harbiden gerizekalısın. Yapma ya. Öyle mi oluyormuş o işler? Aptalsın oğlum. Burada kalıp bir halt olabileceğini mi zannediyorsun? Bu şehirde sadece zenginlere yer var. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bak, kardeşine çarptığını bildiğin, hatta bundan emin olduğun halde bana adam akıllı bir ceza bile verdiremedin. Sen buna yaşamak mı diyorsun lan? Kardeşime çarptığını itiraf ediyorsun yani ha? Yapma ya, bilmiyor muydun bunu? Bana yeni duymuş ayağı yapma Ömer. Sen nasıl bir adamsın lan ha? Küçücük çocuğa çarpıp kaçmak ne oğlum? Bir şey olmadı ufaklığa, tatava yapma. Geçeceksin bu işleri Ömer, geçeceksin. Sen elimde kalacaksın. Sen şimdi söyle bana, sen gerçekten benden mi korkuyorsun? Yoksa küçük kardeşinden çekindiğin için mi dokunmuyorsun bunu? Ulan benim kardeşime çarpacaklardı var ya. Ulan oğlum. Bak, seni öldürürüm. Hadi. Beni kışkırtma. Niye? Ne yaparsın, döver misin?
Vur oğlum işte. Bak kimse yok burada. Hadi. Kes lan. Hadi oğlum patlat ağzımı yüzümü. Vur. Vur. Vurmayacağım. Korkaksın oğlum sen. Öyle korkaksın ki. Sarp. Sarp. Dur gel şöyle. Gel şöyle. Gel şöyle. Aa. Gel. Kafam çok acıyor. Tamam korkma şimdi yardım çağırıyorum. Abi. 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 Abi ne oldu sana? Bir şey söylesene abi. O ne yaptı? Ömer yaptı. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.